ilişkili kavramların tarihsel gelişimine bakacağız. Önce İslam coğrafyasında, daha sonra Osmanlı İmparatorluğu'nda ve en sonunda modern Türkiye'de Jovsik bilimlerinin seyrini göreceğiz. Biraz uzun bir ders olabilir çünkü bu dersin konuları aslında üç ayrı konuydu. Fakat program yetişmeyince mecburen tek bir ders haline getirmeye çalıştım. O yüzden biraz uzun olabilir. Şimdi öncelikle temel kavramları bir oturtalım. Bilim kelimesi Arapçada ilim sözcüğü çoğulu ulum'un tercümesi olarak düşünülüyor. Diğer yandan ilim sözcüğü episteme ya da Latince scienta sözcükleri anlamına da sahip. Fakat scienta ve episteme ayrıca bilgi ya da öğrenme anlamına da geliyor. Yani bilimin tam eş değeri değil. Öte yandan ilmi nücum gibi yıldız bilimi olarak bugün tercüme edebileceğimiz ya da astronomi diye tercüme edebileceğimiz şeyler de var. Bunların bir kısmı bugün sahte bilim ya da bilim olarak kabul etmiyoruz ama o dönem için bilim kabul ediliyor. Bu şeyde, bu sunuda ya da bu derste ilim sözcüğünü ya da bunun anlamını doğal dünyayla sınırlandırdık ya da bunun dışındaki anlamı ilmin, örneğin dinsel eğitim anlamı, hukuk bilimi anlamı, tarih ilmi anlamı bu derste incelenmeyecek. Şimdi ilimlerle ilişkili şey yaptığımızda, baktığımızda İslam uygarlığında bilimlerin sınıflandırılması öncelikle elde ediliş yollarına göre akli ve nakli ilimler, İslam coğrafyasının ürünü olup olmamasına göre şer'i yani yabancı ilimler veya yerli ilimler, amaca göre nazari ve ameli ilimler yani teorik ve uygulamalı ilimler şeklinde ayrımlar var. Ayrıca Aydın sayılı bilim tarihçisi evail ilimler ve İslami ilimler biçiminde de bilim sınıflamasından bahsediyor. Evail ilimler öncekilerin ilimleri yani eskilerin ilimleri yani bu bir parça eski Yunan ilmi anlamına da geliyor, bilim anlamına da geliyor. İslam'da bilimle ilgili ilk bilgiler tıp, astronomi, kimya gibi daha çok pratik ihtiyaçları da karşılamaya yönelik, örneğin yön tayini, kıble tayini, namaz vakitlerinin tayini gibi pragmatik ya da pratik sorunlardan da kaynaklanarak gelişiyor bir ihtiyaç halinde. Geleneksel ilim olarak ulum-i riyaziye ve ulum-i tabiye sınıflaması da var. Yani ulum-i riyaziye matematik ilimleri, biyoloji, fizik ve bilişsel bilimleri de kapsayacak şekilde doğa bilimleri ya da ulum-i tabiye. Dolayısıyla bu coğrafyada bilim ve felsefe entelektüel süreçlerin ürünü, oldukça kapsamlı bir entelektüel sürecin ürünü ve bu süreçte de Süryaniler, Araplar, Persler, Türkler, Kürtler, Berberiler ve diğerleri aktif olarak yer alıyorlar. Kur'an-ı Kerim'de bir bakarsak din önemli bir unsur bu coğrafyada bilimin gelişmesinde. Bu anlamda da Kur'an-ı Kerim'de evren kavramı yerler ve gökler veya onlar arasındaki bölge şeklinde sema vel arz, sema gökyüzü, arz yeryüzü anlamında gök ve yer, gökler ve yer şeklinde çeşitli şeylerde, surelerde geçiyor. Arz terimi sadece gezegen olarak yer küre anlamında değil, bunun dışında inorganik evreni de içeriyor, organik süreçleri de içeriyor. Bazen insan bedeni anatomisi veya evrendeki bütün malzeme, yersel malzemeleri kapsayan süreçleri de ifade ediyor. Ve arz kelimesi bayağı geçiyor. 450'den fazla geçer Kur'an-ı Kerim'de. Arz terimi gökyüzünden farklı ve bu anlamda birçok ayette gök ve yer, gökler ve yerler, yer şeklinde
geçiyor. Aynı zamanda arz kelimesinin bir anlamda insanların, hayvanların yaşadığı yer olarak geçiyor. Ve İslam coğrafyasında doğa bilimleri, ki bu konudaki bilim tarihçilerin de bir görüşü, dünyanın Allah tarafından yaratılan bir bahçe olduğu düşünülüyor ve bunun araştırılması, incelenmesi teşvik ediliyor. Ki Arapçada bilgi, demin söyledik, ilim, marife ya da marifet, şuur terimleriyle de ifade ediliyor. Biraz jeoloji, jeofizik bağlamına gelirsek, jeoloji ile ilişkili sınırları belirleyen özel bir ilim yok, ama birazdan göreceğiz, biraz hafif bir yaklaşım var bu sınırlamaya yönelik. Ayrı bir bilim olarak düşünülmüyor bu. Ama yer küre yapısı, jeomorfolojik özellikleri, denizlerin coğrafyası, karalar, depremler konusunda bilgiler var, birazdan göstereceğiz. Yer bilimleri ya da yer küre ile ilişkili bilimler Müslüman alimler için iki nedenle önemli. Birincisi, Kur'an-ı Kerim'e yönelmeyi arttıran bir bilim, teorik anlamda ya da inancı destekleyen, inancı arttıran bir bilim olarak düşünülüyor. İkincisi, pratik olarak yararlı bilgiler sağlıyor. Örneğin kıble tayini bunlardan biri, namaz vakitlerinin belirlenmesi ya da bayram vakitlerinin belirlenmesi, başlangıçların belirlenmesi gibi bir takım süreçler pratik amaçlarla bilimlere ilgi duymasına neden oluyor. Ki bu İslami kozmoloji ya da evren görüşü veya doğa bilimleri aynı zamanda İslam'ın oluşturduğu metafizik, dini, felsefi düşüncelerle de yakından ilişkili. Ki Seyit Hüseyin Nasır'ın bu konudaki kitapları da Türkçe'de de var. Oldukça önemli ki kendisi Harvard Bilim Tarihi'nden doktoralı bir fizikçi ve jeofizikçi. Master'ı jeofizik çünkü. İslami kozmolojide ya da evren algılayışında Tanrı evrenin, her şeyin, yerin, göğün yaratıcısı olarak düşünülüyor. Şimdi yerküre ile ilgili konular ve bilimlerin sınıflaması ile ilgili net bir olay yok dedik, ama hafif bir yaklaşım buldum gibi bu tarihe ilişkin ya da bu sınırlamaya ilişkin. Yer üstü ve yer altındaki yerle ilişkili olaylar ve oluşumları El Asarü Sülfiye olarak adlandırıldığı görülüyor. Bu bir parça Aristo'nun felsefesinde ay altı ortama tekabül ediyor. Ayın altındaki ortam, yani toprak, su, ateş, hava. Bu dört öğenin, dört elementin, unsurun egemen olduğu bir bölge burası. Ki buna bu ile bir tabir var. Süfliye terimi aşağıda bulunan anlamında. Biraz günlük dilde ya da günlük Arapçada biraz şey anlamı da var. Nasıl diyelim? Olumsuz anlamı da var, kötü de anlamı da var. Süfli anlamında. Ki bu konuda pek çok makalesi ya da risalesi bulunan Kindi, Asarül Ulviye ve Asarül Sülfiye terimlerinin ikisine birlikte Ahtasul Cev vel Ars diyor. Yani atmosfer ve yel olayları. Ahtas, hadis, olaylar şeklinde tercüme edersek, Cev, atmosfer, Ars da yer küre. Cev kelimesi yerle gök arasındaki bir ortama, yani atmosfere karşılık geliyor. Dedik, coğrafya disiplinleri ilişkili olarak İslam inancının iki önemli unsuru bu konuya ilgiyi derinleştiriyor. Bunlardan biri Müslümanların ibadetleri gereği Mekke kentine doğru yönlenmeleri, kıble olarak. Onun dışında da Müslümanların hayatlarının bir döneminde hac ibadetinin belli koşullarda farz kılınması. Yani eğer paranız varsa, zenginseniz falan,
Dolayısıyla bu iki unsur coğrafyanın gelişmesinde pratik olarak şey sağlıyor, motivasyon sağlıyor. Ve bu coğrafya ve jeodezi bu şekilde bu coğrafya içinde yer buluyor. Ki Halife el-Ma'mun döneminde, bu Beytülhikme döneminde yerkürenin boyutunun belirlenmesi, dünya haritasının çizilmesi için çeşitli çabalar var. Asar-ı Ulviye dediğimiz meteorolojiyle ilgili ilk eser veren el-Kindi, Kindi Arapların filozofu olarak geçiyor ya da Arap kökenli ilk filozof, Aristo felsefesinden oldukça yoğun bir şekilde etkilenmiş ki bu üç risale kaleme alıyor. Bunlar da tabii şeyle ilgili, meteorolojiyle ilgili. Bunlar da rüzgarların meydana gelişi, genleşme, gökyüzünün rengi, meccezir gibi birçok olayı izah ediyor. Demin dedik Elkindi Yunan bilimi ve felsefesi hakkında bilgi sahibi. Yapıtları matematik, astroloji, fizik, müzik, tıp, eczacılık, coğrafya ile ilgili. Aynı zamanda dediğim gibi yağış, rüzgarla ilgili çalışmaları var, görüşleri var. Bazı görüşleri Aristo ve Teofrastus'tan farklı ki Teofrastus'la Aristo'yu biraz bahsetmiştik atmosfer fiziği bahsinde. Yağmurun nedenini göksel cisimlerin kuzey ve güneydeki eliptiklerinin eğikliğinden kaynaklanan hareketi ve güneşin en önemli etken olduğunu, eksalasyon ya da buharlaşma arttıkça buluttan oluştuğunu iddia ediyor. Ki eğim ve iklim ilişkisi daha önce atmosfer bahsinde de gördük, İslam coğrafyasında da var. İklim kelimesi klim kelimesinden geliyor, klima kelimesinden geliyor. Yunanca klima eğim demek, dünyanın güneş ışınlarının çeşitli eğimlerde gelmesi iklimi de belirliyor. Ki iklim kelimesi İslam coğrafyasında iki anlama geliyor. Bir bölge anlamında var. Yedi iklim dediğimizde yedi farklı bölgeyi temsil ediyor. Bir de iklim sıcaklık anlamında. Fakat bu yedi bölgede aslında bakarsanız, köken olarak bakarsanız, yedi farklı sıcaklık, yedi farklı eğim nedeniyle, güneşin eğimi nedeniyle oluşacak sıcaklıkla belirlenen bölge ki bunun izleri Batı meteorolojisinde de var. Daha önce atmosfer fiziği bahsinde bahsetmiştik. Halen bugün de kullanırız mesela kutuplar ve ekvator. Kutuplar çok soğuğu, ekvatorda en sıcağı temsil eder gibi. Kendi Elkindi'nin çalışmalarından bir parçayı burada görüyoruz. Akışla ilişkili, bunun nedenleriyle ilişkili bir metin. Meteorolojik olgular günlük pratik hayatındaki önemi nedeniyle de Arap halkının ilgisini çekiyor. Bunun dışında gramerciler, sözlük, yazım üzerine uğraşanlarla ilgili şeyler de bu bilgiler var. Ki atmosfer olguları bilimi demin söyledik, Asar-ı Ulviye meteoroloji ile ilgili ve bu başlık Farabi'nin yazdığı İhsa-ül Ulum ya da bilimlerin sınıflandırması kategorisinde de bir bilim olarak yer alıyor. Benzer şekilde İhvan-ı Safa risalelerinde bu var. Dedik El-Kindi, İbn Sina'nın şifası içinde meteoroloji ile ilgili bölüm var. İbn Rüşd'ün meteoroloji ile ilgili yorumları içeren eserlerinde kısımlar var. Genelde bu bilgiler Aristo'nun Meteorologica ya da meteoroloji teorisinden esinlenilmiş. Çoğu zaman benimsenmiş, bazen de yeni katkılar, orijinal katkılar ortaya konmuş. Demin söyledik, İslam literatüründe ikili bir iklim anlayışı var. İklim derken klimadan geliyor eski Yunanca, eğimden yani. Eğimin farklılıklarından dolayı coğrafyada farklılıklar oluşuyor. Yedi iklim, yedi bölge anlamında.
iklim bölge demek. İkincisi hava ve mevsimselliği içeriyor. Yani bir sıcaklık atmosferle ilişkisi var. Demin söyledik bu konudaki Kindi, İbn-i Suvar, İbn-i Sina, İbn-i Bacce, İbn-i Rüşd gibi alimler de bu konuda teoriler üretiyorlar veya eski Yunan Aristo'nun görüşlerine katkı sağlıyorlar veya aktarıyorlar. İklimle dolaylı olarak ilişkili veya meteorolojiyle dolaylı olarak ilişkili bir diğer konu da optik. Müslüman fizikçi İbni Heysem'in Optik isimli bir eseri var. Optik diye Latince'ye çevrilen kitabın orijinali Kitab el-Menazin. Kitabı bu 20. yüzyılda Sabra tarafından İngilizce'ye de çevrildi. Sabra Harwood'da çok iyi bir bilim tarihçisi. Şimdi vefat etti tabii. Onun optiği İslam kültürünün, İslam coğrafyasının, İslam medeniyetinin en önemli bilim klasiklerinden biri. Burada demin dediğim gibi optik, meteorolojik olgularla, fenomenlerle de ilişkili olduğu için önemli bir kitap. Bunun dışında Aristo'nun Metrologica kitabı Yahudi bilim adamı İbni Bütrik tarafından yaklaşık 820'de Arapçaya çevrildi. Bu tercümeler İbn Sina, İbn Heysem, İbn Rüşd tarafından kullanıldı. Ekranda gördüğünüz bizim İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki İbnül Bitrik tarafından tercüme edilen Asarülülüye kitabının ilk sayfası. Kindi, Gelgitler, Depremler hakkında yazıları var. İhvan-ı Safa risalelerinde gene doğa bilimleriyle ilgili bölümler var. Depremler de dahil olmak üzere. Dünyanın evrendeki yeri, elementler, mineraller, doğal süreç, kayaçlar, taşlar, stratigraficiler, kayaların kaynağı, uzun jeolojik zaman tartışılıyor. Rüzgarları ya da atmosferi alışıklamaya yönelik çalışmalar var. Biraz katı yerküreye bakarsak, katı yerküre ile ilgili en önemli kaynaklardan biri İbn Sina'nın olarak görüyoruz. İbn Sina'nın minerallerle ilişkili görüşleri uzun süre yanlış olarak Aristo'ya atfedilmiş. Aristo'nun bir tekrarı olarak düşünülmüş ki bunda da bir takım şeyler de var. Bir takım Aristocu Batılı filozof veya bilimcilerin de bunda biraz bu kandırmacada ya da bu kandırmaca demeyelim, bu yanlış anlamada bunların da nedenleri var, birazdan göreceğiz. Ki minerallerle ilgili yazdığı risale, minerallerin veya kayaçların oluşum süreci önemli. İbn Sina'da mineralleri dört kategoride sınıflıyor: taşlar, sıvılar, sülfür ve tuzlar olarak. Ki demin söylediğim Kitab-ı Şifa'da İbn Sina'nın mineraloji görüşleri var. Ki İngilizcesi burada var, bayağı eski bir çeviri. Kayaçların oluşumunu taşlaşma süreciyle açıklıyor. Ki bu daha sonra Batı'da İbn Sinacılar değil, İbn Sina'nın Aristo'ya çok yakın, Aristo felsefesine çok yakın olması nedeniyle Aristo'nun görüşü olarak düşünülüyor ama değil tabii ki. İbn Sina'nın orijinal görüşü. İbn Sina dağların dış etmenlerden dolayı meydana geldiğini, dağların daha doğrusu dış etmenler nedeniyle erozyona uğradığını, modifiye edildiğini söylüyor. Ve bu aşağıda İngilizce bir pasaj var. Yükseklerin oluşumu ile ilgili belli nedenler var diyor. Temel neden bir. İkincisi yardımcı neden ya da kazara olmuş neden de diyebilirsiniz. Temel neden depremler diyor dağ oluşumunda. Ki bu depremler aynı zamanda bir rüzgar üretimine ya da daha doğrusu o dönem rüzgarlarla depremler ilişkili olarak görüldüğü için rüzgarla da bir ilişki kuruyor. Öyle diyelim. Ki Albertus Magnus, Aristocu bir filozof, bu nedenle aynı zamanda da İbn Sina'ya da
oldukça ilgi duyuyor. Bu nedenle de Aristo'nun eserlerine baktığında Aristo'nun eserlerinin İbn Sina'nın eserlerinin Aristo'dan etkilendiğini falan düşünüyor. Bu etki nedeniyle Aristo'nun bu minolojiyle ilgili kitap muhtemelen bu kitap Aristo etkisinde yazılmış düşünüyor. Fakat Aristo'nun Meteorologica isimli eserinde böyle bir bölüm yok. Aristo'nun meteorolojiyle ilgili kitabında depremler anlatılır, atmosferik olayların hepsi vardır. Fakat şey yoktur, mineraller yoktur. Mineraller Teofrastus'ta biraz var eski Yunan'da. Ki taşlaşan akışkanlar teorisini kendi de kullanıyor. Albertus Magnus muhtemelen Sina'dan etkilenmiş biçimde. Bu dönemde önemli minerallerle ilgili çok çok önemli bir kitap. Kitabel Cemahir fil Mağfiret el Cevahir kitabı. El-Biruni tarafından yazılmış. El-Biruni bugünkü anlamda bakarsak gerçek bir bilimci, yani astrolojiyi dışlayabilecek, bilimdeki saçmalıkları ya da sahte bilimle bilim ayırabilecek bir zihin yapısına da sahip. Bunun bu kitabında değerli taşların sınıflandırılması var, özellikleri var, literatürden derlediği bilgiler var ve bu literatürden derlediği bilgilere eleştiriler de var. Bunun dışında El-Biruni'nin Tahdit kitabı, ki bunu jeodezi, coğrafya olarak da düşünebilirsiniz bu kitabı. Burada da gene jeolojik oluşumları çok güzel tasvir ediyor. Hatta buradan aldığım bir bölümü ben bakmıştım. Yani çağdaş bir jeoloji kitabı okur gibi de oluyorsunuz. Ki Emine Şenur Özcan Hoca'nın çevirdiği Kıymetli Taşlar ve Mineraller kitabı, Biruni'nin çok önemli bir kitap. Yer bilimleri tarihi açısından. Onunla ilişkili şeyler de var. Onunla ilişkili pasajları burada koydum. Ki iki önemli şey koydum. Biruni'nin bilim felsefesine, bilime bakışını, gözleme bakışını belirtmek amacıyla. Mutlaslar benim özel ilgi alanım, pusulalar. Onunla ilgili bölümde birçok şeyi söylüyor. Şöyle şöyle şeyler vardı. Hatta çok yaygın bir sahte bir mitoloji vardır Muktasıslar'da. Muktasıslar örneğin şeyden sarımsaktan etkilenir derler. İşte sirke Muktasıs'tan etkilenir ya da Muktasıs taşının Muktasıslığını bozar derler. Fakat Biruni bütün bunları söylüyor, sıralıyor. Diyor ki sonunda bunların tümü meşrudur ama biz şahit olmadık. Yani gözlemediği şeyleri her zaman bir soru işareti bırakıyor ki bu da bence bir bilimcinin, bir bilim insanının en önemli etik ilkesi. Bunun dışında gene bütün bu saçma şeyleri söylüyor. Diyor ki aslında diyor kendisinden tuhaf olan bu tür aktarımların alimlerde dahi yaygın olması, gerçekliğinin araştırılmadan kabul edilmesidir. Ki nerede kaldı ki? Halkta olmasın. Yani alimler bile diyor bu saçma şeyleri bazen aktarıyorlar. Bu alimler yapıyorsa, düşünen insanlar, gözleyen insanlar yapıyorsa halk bunları düşünmeden kabul edebilir diyor. Ki de bu da önemli bir bilim felsefesi ya da bilime bakıştaki farklılığı belirtiyor. O anlamda Biruni'nin bir diğer özelliği büyük bilim tarihçisi, bilim tarihi disiplinini kuran George Sartre'ın ki onun ilk bilim tarihi öğrencisi, ilk bilim tarihi tezini hazırlayan bizim hocamız bu Biruni'yi adlandırırken bilim tarihi kitabında Biruni'ye özel bir dönem ayırıyor. Belli yüzyılları onun ismiyle isimlendiriyor. Aydın Sayılı Hoca George Sartre'nin de öğrencisi bu arada. İlk bilim tarihi doktorası yapan, dünyada ilk bilim tarihi doktorası yapan bilim insanı. Gene Biruni ile ilgili çeşitli şeyler var. İşte burada bir pasaj aldım gene Biruni ile ilgili. Burada jeolojik süreçleri, dış jeolojik süreçlerle iç jeolojik süreçleri etkileşimli biçimde anlatıyor. Önemli bir şey. Bu da onun gözlemsel gücünün güçlü olduğunu gösteriyor. Bir başka pasaj,
Seyit Hüseyin Nasır'ın İslam'ın kozmoloji öğretilerine giriş kitabı ki bunu sanıyorum onun doktora tezi Harvard'da hazırladığı. Burada da gene dağların oluşumu, bu süreçler ve diğer kültürlerle bunu karşılaştırma var. Bir ürünün jeofizik açıdan bir diğer özellikleri bazı mineralleri ve kayaçların yoğunluklarını belirliyor. 8 maden ve diğer geri kalanları çoğu değerli taşlardan olmak üzere 23 katı mineralin, madenin özgül ağırlıklarını tespit ediyor. Bu da önemli bir katkı. Hem fizik tarihi, hem jeofizik tarihi, hem de yer bilimleri tarihi açısından. Ekranda belirlediği değerleri görüyoruz. Modern değerler de bunların yaklaşıklıkları. Aşağı yukarı modern değerlerle tutuyor. Diğer bir taraftan bakarsak İbni Haldun kendisi sosyolog olarak kabul edilir. Sosyoloji tarihçisi olarak kabul edilir, sosyoloji teorisyeni olarak kabul edilir. Onun meşhur mukaddime ya da giriş, tarihe giriş kitabında bölümler var. Yer kürenin oluşumları ile ilgili. Mesela diyor ki bilesin ki dünyanın durumlarını inceleyen düşünürlerin kitaplarında şu açıkça belirtilmiştir. Dünya küreseldir ve dünyanın her yanı su yöresiyle çevrilidir. Bu su üzerinde yüzen bir üzüm tanesi görünümündedir dünya. Dünyanın kimi yerlerinde su çekilmiş, Tanrı dünya üzerindeki canlılar oluşturmak dilemiş ve kendi yerine geçirdiği insan olayıyla dünyayı yaşam elverişli hale getirmiş. Görünüşünden suların dünyanın altında olduğu sanılır ama bu sanı yanlıştır. Doğal alt yer kürenin yüreği durumunda olan orta tabakası merkezdedir. Yani burada şunu söylemek istiyor. Dünya ya da suyun üzerinde yüzmüyor. Suyun altında da sabbatım dediğimiz deniz altında da bir katı malzeme var. Bu da belki Thales'ten biraz farklı ya da o dönemki düşünürlerden biraz farklı bir yapı bakış açısı. Harezmi bir başka filozof, bilimci, astronom Ptolemaios'un coğrafyasını yeniden gözden geçiriyor ve Yeryüzü isimli bir kitabı var. Kitabı Suretil Arz isimli. Bu kitapta şehirler ve bazı bölgelerin koordinatları veriliyor. Coğrafi yerler Grek geleneğe takip edilerek 7 bölgeye ayrılıyor. 7 bölge dediğimiz 7 iklim bu arada. Çeşitli alt bölümleri var kitabın. Şehirlerin dökümü, dağlar, denizler, adalar, bazı coğrafi merkez noktaları ve nehirleri ele alıyor. Önemli düşünürlerden, alimlerden biri. Farabi dedik. Farabi İslam coğrafyasında akılcı geleneği de temsil ediyor. Aristocu geleneğe de devam ettiren ve yeni katkılar sağlayan. Bunun dışında Farabi'nin sadece felsefi değil, aynı zamanda geometri felsefesine ilişkin çalışmaları da var. Demin söyledik, İlimleri Sayımı isimli klasikleşmiş eserinde atmosfer bölümünü ya da atmosferle ilgili alanı bir bilim olarak sınıflamasında ortaya koyuyor. Şimdi biraz pusulalara bakalım. Pusulalar Osmanlı İslam coğrafyasında nasıl? Pusulalarla ilk bilgi Muhammed el-Avi tarafından yazılan Cevamül Hikayat ve Levami Rivayat isimli bir kitap. Burada pusulalardan bahsediliyor. İki Afi kitabında Kızıldeniz ve Basra Körfezi'ndeki bir yolculuk sırasında yüzen pusulaların kullanımını açıklıyor. Ki kitabın kapak sayfasını ekranda görüyoruz. Daha sonra göreceğiz Osmanlı coğrafyasında Avni'nin kitabı Türkçe'ye de çevrilmiş. Mahit pusulalarla ilgili ikinci kitap Bellek el Kıpçaki tarafından Kahire'de yazılmış. Kitab-ül Kenzil Tüccar fi Mağfiretül Ahcar tüccarlar üzerine kitap veya bilgi hazinesi gibi. Daha doğrusu ticaret amacıyla seyahat edenlerin
bir yerden bir yere mal getirenlerin, ticari mal getirenlerin konum bilgisine ihtiyaçları var. Dolayısıyla bunlar için pusula kullanımı gibi bir şey ya da pusula ile ilgili bir takım şey. Ki eserindeki nodan denir ki 1242 ve 43 yıllarında Trablus'tan Suriye'ye, oradan İskenderiye'ye deniz yolculuğu yaptığını, bu seyahat sırasında havanın çok bulutlu ve yıldızsız bir gecede olduğunu ve kaptanın bir mıknatıs iğnesini kamıştan geçirmek suretiyle haş şeklinde bir alet yapıp bunu kap içinde suda yüzdürdüğünü ve aletin çevresinde mıknatıs bir çubuk dolaştırdığını ve zaman bu iğneyi izlediğini gibi bir takım gözlemlerini açıklıyor. Bu da gene pusulanın kullanımına ilişkin ilk bilgiler. Kim pusula için kullanılan modern Arapça kelime busula, Türkçesi pusula, İtalyanca muhtemelen busalo kelimesinden türetiliyor. Bazen pusula için tasa ya da alet el kibla, kibla aleti şeklinde tanımlamalar da var. Magnetis, Yunanca'dan türetilen manyetik pusula anlamında, mıknatıs taşı anlamında. Ki burada ikinci bir şey söyleyeyim. Pusula kelimesinin orijinali olan İtalyanca busalo kelimesi, Türkçe pusula kelimesi Portekizlilerde de benzer şekilde kullanıyor. Fakat kuzeye gidildikçe isim değişiyor, kompas haline geliyor. Almanlar kompas diyor, İngilizler kampus diyor. Hatta bir Portekizli arkadaş vardı, bilim insanı, proje vasıtasıyla tanışmıştık. Ona söylemiştim, çok hoşuna gitmiştim. Bazen bazı kelimelerin öyle coğrafi sınırları vardır. Mesela çay kelimesi de öyledir. Çay kelimesine mesela Türkler çay der, belli bir coğrafi kesim çay der. Belli bir coğrafi kesimin yukarısı da T ya da T, onun türetilmiş şeylerini kullanırlar. Bu pusula kelimesi de bir parça öyle. Özellikle denizcilik coğrafyasında hakim olan, denizlere hakim olan İtalyanlar, Portekizler, Türkler, Araplar, özellikle Osmanlı Türkleri busala kelimesini muhtemelen ortak havuzdan, ortak denizcilik havuzundan aldılar bu kelimeyi. Ki pusulanın iki kullanımı var hepimizin bildiği. Bir, kıble yönü tayini İslam coğrafyasında, kıble yönü, bir de seferlerdeki yön tayini. Aynı zamanda astronomik amaçlı kullanımları da var. Gene pusulalarla ilgili İslam coğrafyasında Yemen Sultanlığı'na ait 13. yüzyılda manyetik pusulanın bir sunumundan bahsediliyor. Ki Melikül Eşref adında bir Zikrül Risalet-i Tase, Tase dedik pusula. Sulu pusulayı tanımlıyor ki pusulanın çizimi ekranda görüyorsunuz. Bu eser manyetik pusuladan ve onun kıbleni belirlemede nasıl kullanacağından ayrıntılı biçimde bahseden eser olarak düşünülüyor ki Yavuz Nat Hoca'nın bu konuda İslam Ansiklopedisi'nde Pusula isimli bir makalesi de var, tavsiye ederim. Biraz depremlere bakalım İslam coğrafyasında. Depremlerle ilgili üç grup yazar ve bunların etkilerinin tanımlanması, açıklanması söz konusu. Daha önce deprem bahsinde bunları ayrıntı açıklamıştık. Bunlardan bir grup Farabi, Elkindi, Elbiruni, İbn Sina gibi filozoflar. Bu daha çok Aristo kuramına göre, yani depremi doğal süreçlerle ve daha çok meteorolojik ya da rüzgar etkisiyle açıklıyorlar. İkinci açıklama biçimi Suyuti gibi biraz din alimleri. Bunlar depremi Tanrı'nın iradesi olarak görüyorlar. Üçüncü grup çok az olmakla birlikte bunlar da depremi gezegensel olaylara bağlıyorlar ki Batı dünyasında da örneğin Kopernik galiba onun da bu tip şeyleri var. Depremin nedenini bir takım yıldızlara bağlıyor. Bu biraz astronomi de şey yapıyor. Astronomi etkiye de astrolojik görüşün de burada dominant etkisi var muhtemelen. Fakat bu görüş günümüzde de var. Yani işte üç tane gezegen yan yana dizildiğinde ya da güneş tutulması olduğunda hemen ardında bir deprem olacak tartışmaları Türkiye'de de başlıyor. Bugün kabul ettiğiniz bir görüş değil tabii. Pusulalarla ilgili metaforik ya da mitolojik gibi görüşler de var. Bunlardan biri ya da en önemli görüş Kaf Dağı metaforu.
Deniyor ki dünya küreseldir, etrafında dağlar vardır ki dağları burada görüyorsunuz. Bakın şunlar dağlar. Bunlar Kaf Dağı, bunlar bir yüzük gibi dünyayı çevrelemiştir deniyor. Ve bu yüzük gibi Kaf Dağı bir meleğin denetiminde, en altta melek. Meleğin üzerinde bir balık var. Önemli bir metafor. Onun üzerinde de bir öküz ya da bir inek. Dolayısıyla metafora göre Allah bir toplumu, bir coğrafyadaki bir kötülüğü cezalandırmak istediğinde ilgili meleğe emir veriyor. İlgili melek de Kaf Dağı'nı harekete geçirerek, Kaf Dağı'nı harekete geçirerek dünyada deprem oluşturuyor. Ki Kaf Dağı metaforu daha önce de açıklamıştık. Bir metafor. Aynı zamanda günümüzde de devam eden bazı şeyleriyle metafor, ki bu metafor şeyde de var. Suyuti'de de var kafta metaforu. Biraz dinle ilişkili olduğu için dini bir metafor olarak düşünülmüş. Nedeni de Kur'an-ı Kerim'deki Kaf suresi. Fakat Kaf suresinin doğrudan depremle bir alakası yok bana göre. Aynı zamanda depremle ilgili Zilzal suresi, Zelzele ya da Deprem suresi var Kur'an-ı Kerim'de. Muhtemelen bu metaforun oluşma nedeni o dönemki nasıl diyelim algı. Ki belli bir hayvan hareketiyle depremi ilişkilendirmek birçok kültürde var. Deprem bahsinde bahsetmiştik. Şeyde Hintlilerde özellikle var. Bizim Anadolu coğrafyasında dünyanın öküzün boynuzu üzerinde durduğu, öküzün hareket etmesi sonucu deprem oluştuğu şeklinde şeyler de var. Depremler bahsinde ayrıntı halini anlattık bunları. Bunun dışında deprem kuramına yönelik, bugün anladığımız anlamda doğa bilim, doğa süreçlere bakarak açıklama modelleri var. Bunlardan en önemlisi İbn Sina bir kitap yazıyor. Bu kitapta Farabi'ye atıfla Farabi'nin bir depremlerin felsefesi ya da oluşumu ya da nedenler üzerine bir kitabı olduğunu söylüyor ve bu kitabından bir alıntı yapıyor ve bu alıntı muhtemelen Aristo etkisinde bir alıntı ya da Farabi'nin Aristo'nun etkisinde oluştuğu bir alıntı. Yani depremi yer içinde kaçan, yer içine giren rüzgarın hareketi olarak açıklama modeli. Ki ayrıntısını gördük şeyde. Biruni'nin de gene bu yönde açıklamaları var. Fakat Biruni'nin depremin etkilerine yönelik de açıklamaları var. Yani depremin dağları oluşturma, dağlardan bir takım parçaları kopartma, alüvyonlar oluşturma gibi bir takım şeyleri de var. İhvan-ı Sefa önemli bir kaynak gene bu döneme ilişkin, depremlerle ilişkin. Ki burada da gene buhar metaforu var. Ki Türkçe çevirisinde de bunu görebiliyoruz. Yerin ve dağların içindeki oyuklar, mağaralar ve derin çukurların gelince bunların suların çıkacağı delikler olmadığından bu sular orada belli süre hapis kalır. Yerin içi bu dağların derinliklerinde ısındığı zaman sular da ısınır, incelir, çözünerek buhar olur. Yükselir ve daha geniş bir mekan ister. Şayet yer sarsıntısı çok olursa çözünür ve buharlar deliklerden çıkar. Şayet yeryüzü yoğunluğu şiddetli ve kuvvetli olursa buharın çıkışını engeller. Bu çukurlarda çıkma isteğiyle dalgalanarak hapis kalırlar. Belki de yeryüzüne bu noktadan yayılır, rüzgarlar ansızın çıkar. Yani bu biraz Aristo'nun açıklama modeline benziyor. Zekeriya el-Kavzini'nin de gene deprem açıklama modeli var. Fakat iki tür açıklama modeli var Kavzini'nin. Bu daha önce gördüğümüz bu şekil Kavzini'nin kitabında alıntı. Kavzi'nin aynı zamanda depremlerin doğal süreçlerle açıklamasına yönelik bilgisi de var ki bu o doğal süreçlerle açıklama modeli. Ki bu süreçte gene Aristo felsefesinden ya da biliminden, meteorolojikadan etkilenmiş gözüküyor. Bunu ben Almanca bir kitaptan çevirmiştim. Gene İslam coğrafyasını genel bir toparlamayla bitirmeye çalışırken Kaşgarlı Mahmut'un dünya haritasından da biraz bahsedelim.
ki sadece bir dünya haritası değil, bizim kültürümüzün de önemli haritalarından biri, önemli eserlerinden biri Divan Lügat-ı Türk. Türk dilinin ilk sözlüğü, Araplara Türkçe öğretmek için, Türkçenin de yeterli bir dil olduğunu ortaya koymak için yazılmış bir eser. Ki buluşmuş hikayesi de ilginç bunun. Ali Emiri tarafından bulunuyor. Kitap, Ali Emiri bir kitap kurdu. Osmanlı'da yaşayan, modern dönemlerde yaşayan ya da 20. yüzyılda yaşayan bir kitap kurdu bir insan. Kitap meraklısı böyle bir kitabın olduğunu biliyor. Bir gün sahaf bir arkadaşı böyle bir kitap düştüğünü söylüyor. Bakıyor, onun olabileceğini düşünüyor. Ve kitabı kimseye kaptırmamak için sahafın kapısını kilitliyor. Tuhaf bir şekilde. Sahafı diyor ki bu kitabı kimseye satma, ben gidip para bulup getireceğim diyor. Alıyor ve şu an bu kitap içinde yer alan harita burada görüyoruz. Bunu biraz ben bugünkü koordinat sistemine çevirdim. Yani daha doğrusu kuzey burada şurası ki bu baktığımızda şurası pardon şurası kuzey. Ops ya kayıt. Şurası kuzey. Ekran gözükmüyor. Şurası kuzey, güney, doğu, batı şeklinde. Bunu şeyleştirdim ben. Harita sadece coğrafi harita değil, soğuk olan bölgeleri, aşırı sıcak olan bölgeleri, Yemen'i, dağları ayırıyor. Bu anlamda da harita aslında bir fiziki coğrafya haritası da. Fakat şeylerde bir problem var. Bir koordinat sisteminde ki Markaton veya diğer jeodezik koordinat sistemleri yeni koordinat sistemleri olduğu için bu eserden onu bekleyemezsiniz. Ama bilgiler ve yerler aşağı yukarı doğru ki modern karşılaştırmalısını yaptım. Bakın burası. Aşağı yukarı yerler tutuyor şey olarak. Önemli bir eser. Fiziki coğrafya ve bir parça da işin içinde fizik olduğu için jeofizik açıdan da önemli klasiklerden biri. Şimdi biraz Osmanlı İmparatorluğu'na bakalım. Burada jeofizik bilimleri nasıl gelişmiş, nasıl seyir elde etmişiz? Ya da burada bakarken hem jeofiziğe hem de fiziksel yerküreye bakacağız. Çünkü jeofizik terimi görece yeni bir terim. Daha önce açıklamıştık 1830'larda dünya literatürüne giren bir terim. Türkçe'de de muhtemelen 1914-20 aralığında girecek. Daha sonra açıklayacağım onları. Mıknatıslarla ilgili Osmanlı coğrafyasında ilk kitap Muhammed Avni'nin kitabı Türkçe'ye tercüme ediliyor. İbn Arabşah tarafından Sultan Murat döneminde 1241-1244 dönemlerinde. Diğer çevirileri de var. Necati çevirisi, Salih bin Celal çevirisi. Mıknatıs taşı ile ilgili ve sağlıkta, denizcilikte kıble tayinine ilişkin bilgiler de var. Bu önemli bir bilgi, Türkçe bilgi. Pusulanın Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk ne zaman kullanıldığını bilmiyoruz. 16. yüzyılla birlikte kullanılmış olabileceği düşünülüyor. Fakat Piri Reis'in Kitab-ı Bahriye isimli bir kitabı var. Denizcilik kitabı bazen İngilizce'ye navigasyon kitabı olarak da çevriliyor. Pusula'dan bahsediyor ilk defa. Pir Reis Kaptan muhtemelen Akdeniz coğrafyasına da hakim olduğu için o coğrafyadan elde etmiş ve kullanmış. Ki Pir Reis'in Kitab-ı Bahriyesi'nde Pusula ile ilgili de bir şiir var, güzel bir şiir. Burada iki unsur var bu şiirde, ekranda gördüğünüz şiirde. Pusula'nın şimal yıldızı ya da kutup yıldızı ile etkilendiğini söylüyor. Ve bu Pusula'nın kuzeyi göstermesinin nedeni hem şimal yıldızı hem de Tanrı'nın kudreti olarak ortaya koyuyor. Çoğu bilim tarihçisi bu metni kudreti bağlamında, Tanrı'nın kudreti, Allah'ın kudreti bağlamında okuyor bu metni. Fakat burada önemli bir unsur şimal yıldızı. Şimal yıldızı ya da kutup yıldızı ya da Polaris, kutupçuların, denizcilerin kılavuz yıldızı, referans yıldızı ve rastlantı eseri Pusula'nın gösterdiği kuzeyle kutup yıldızı aynı yönde. Uzun süre
yer bilimleri ya da jeofizik tarihinde de bu tartışma konusu. Pusula'nın kuzeyi göstermesinin nedeni kutup yıldızı mı yoksa yerin kıtası olması mı diye tartışma var. Ki bunu manyetizma bahsinde göstermiştik. Gilbert bunu alt üst ediyor. Pusula'nın kuzeyi göstermesinin nedeninin yer içinin olduğunu söylüyor bize. Ama bu dönemki tartışmalarda bu var. Kitab-ı Bahriye'de de böyle bir şimal yıldızı lafının geçmesi en azından Kitab-ı Bahriye'nin ya da Piri Reis'in bundan haberdar olduğunu gösteriyor bize. Bu da önemli bir bilgi. Bununla ilgili daha önemli bir kitap Seydi Ali Reis'in iki eserinde pusula ile ilgili şeyler var. Bir tanesi Risale Milat Kainat Min Alet İrtifa isimli bir eseri var. Burada bir astronomik aletin olduğundan bu astronomik aletin pusulayla bağlantılı, alette bir pusula da olduğunu söylüyor. Ve burada sapma açısının ya da mutaslanmış ibrenin 7 derece doğuluk bir sapma açısına sahip olduğunu söylüyor. Bu hem sapma açısı açısından hem de pusulanın kullanıma ilişkin önemli bir bilgi. Seydi Ali Reis ile Piri Ali Reis İkisi de önemli insanlar. Farkı şu, Piri Ali Reis Akdeniz coğrafyasına hakim. Seydi Ali Reis ise biraz da okyanus. Şimdi burada önemli bir fark var ki birazdan göreceğiz. Pusulalarla ilgili Muhit eserinde göreceğiz. Muhit aslında okyanuslar kitabı. Piri Reis'in Kitab-ı Bahriye ise denizler kitabı. Şimdi deniz ve okyanus arasındaki fark şu, Osmanlı muhtemelen Osmanlı denizcileri Akdeniz'i çok iyi biliyorlar ve pusulaya çok fazla ihtiyaçları yok. Fakat okyanusa açıldığınızda tıpkı Christoph Kolomb gibi pusulaya ihtiyacınız var. Ki Seydi Ali Reis'in Muhit isimli eseri okyanuslardan bahseden kitap ve bu kitapta pusula ile ilgili ayrı bir bölüm var. Pusulanın nasıl çalıştığını, nasıl şey yaptığını anlatan bir bölüm. Ki bu Muhit kitabı İngilizceye çevriliyor. Journal of Asiatic Society'de yayınlanıyor parça parça. Gene orijinali burada. Almanca çevirisi var. Ben bu ikisini de Harvard'dayken bulmuştum. Pardon, Cambridge'deyken bunu buldum. Ki Muhit kitabının Türkçesini de bir Himmet Büke isimli bir araştırmacı Türkçe transkriptini de yaptı. Ki burada da bir takım bilgiler var. Birinci bölümde diyelim pusulanın özelliklerinden bahsediyor. Örneğin şekil özelliklerinden. İşte 800 rüzgar yönü var diyor. Nasıl özelliklerden oluştuklarını anlatıyor. Bunun dışında önemli öğütleri var. Diyor ki en az iki pusula kullanın diyor. Ki biri bozulsa diğerini kullanırsınız. Bu da önemli bir denizcilik tavsiyesi. Bunun dışında soğan ve sarımsağın pusuladan etkilendiğini söylüyor ki bu doğru bir bilgi değil. Ki o dönemki ama kabul edilen bilgilerden biri. Bunun dışında önemli bir bilgi pusulanın diğer Almandan gelen kabilenameler. Demek ki pusula Almanlardan ithal edilmiş böyle bir bilgi var. Daha önemli, jeofizik açıdan önemli bilgi, pusulanın 7 derece doğu sapma açısına sahip olduğunu söylüyor. Şimdi bu sapma açısı sabit mi, değişken mi? O dönem sabit alınıyor ve sapma açısının olduğu bilinmesi önemli bir bilgi. Fakat değişmesi, zamanla değişmesi diğer önemli bir bilgi. Bu da önemli 7 derece olduğunu söylüyor. Muhtemelen Almanya'daki sapma açısı değeri o dönem için bilmiyorum ne kadardır. Muhtemelen 7 derecedir. Onlar da dünyada her yerinde 7 derece kabul etmiş olabilirler. Çünkü 7 derece ölçüldüğüne dair bir bilgi yok. Birazdan göreceğiz Osmanlı'da bu yönde çalışmalar da var. Osmanlı İmparatorluğu'nda müstakil olarak pusulalarla ilgili bağımsız olarak en önemli kitap Müteferrika'nın tercüme edip 1731'de bastığı matbaada basılan ilk kitaplardan biri Füyüzat-ı Mıknatısiye. Burada yerkürenin manyetik alanı, eğim pusulası ve batıda bahsedilen görüşler var. Fakat bu kitabın nereden tercüme edildiği bir muammaydı yakın zamana kadar bilinmiyordu. Ki bunun nedeni o dönemki Müteferrika'da dahil olmak üzere çevrilen kitapları nereden çevrildiğini çok fazla
değinilmiyordu. Ki Müteferrika'nın kitabındaki bir pusula resmi, burada eğim ve sapma pusulası var. Soldaki eğim pusulası, sağdaki normal pusula şeyler var. Ki pusula ile ilgili, Osmanlı'daki pusulalarla ilgili bir diğer kaynak kitap Hamburg'da yayınlanmış 1900'lerin başında. Şükün De Acompas isimli bir kitabı var. Onun içinde de ben yakaladığım çok güzel bir Osmanlı pusulası. Hacı Katip Çelebi, Cihan Nüma, Konstantinopoli diyor. Yani 1732'de Cihan Nüma'da da var bu pusula şekli. Muhtemelen Cihan Nüma'yı basan müteferrika olduğu için müteferrika Cihan Nüma'nın sonuna böyle bir pusula ekledi. Bunun dışında gene Osmanlı coğrafyasında pusulalarla ilişkili ilginç bir bilgiye Royal Society'nin Philosophical Transaction'ında yakaladım. 1683-84 sayılarında bir Smith isimli araştırmacı Türkleri anlatan bir makalesi var. Onun içinde bir Turkish Compass diye bir şey var ve tabii başlangıçta biraz Türkler şeyden anlamaz, pusuladan anlamaz falan gibi biraz aşağılayıcı şeyler var ama esas da bir pusulanın olduğunu ama pusulanın işte 8 noktadan oluştuğunu, 8 yönden oluştuğunu, dördünün ana dördünün de tali yön yani kuzey, güney, doğu, batı, kuzey, doğu, güney, doğu, güney, batı falan gibi dört şeklinde yönlere sahip olduğundan bahsediyor. Bu da önemli bir bilgi. İşte tarih 1683-84. Demin söyledik, Müteferrika'nın kitabının kaynağı nedir? Uzun süre kaynak en sondaki bu Winston'ın kitabı olarak düşünülüyor. The Longitude and Latitude Inventory on Dipping Needle isimli bir kitabı ki yaklaşık aynı tarihlerde ki Müteferrika diyor ki ben bu kitabı 10 yıl önce yayınlanmış bir kitaptan çevirdim diyor şeyde kitabında. 1731'den 10 yıl düşerseniz 1720'ler 21'lere tekabül ediyor. Bu dönemdeki kitaplara biraz bakmıştım. Ben bu İngiltere'de Cambridge'de gördüğüm kitap. Aynı dönemde bir kitap daha var. İkinci baskısını yapmış şeyin Robert Norman'ın Lansdowne'la Muhtasar'la ilgili kitabı var. Fakat bu kitapla Müteferrika'nın kitabı arasında çok fazla bir ilişki var ve yakın zamanlarda Harun Hoca bu kitabın orijinal kaynağını buldu. Harun Küçük Hoca kitap Christoph Eberhard tarafından Leibniz'de yayınlanan yaklaşık 1721-20'lerde yayınlanan bir kitap. Theoria Mathematica isimli bir kitap. Latince yayınlanmış fakat ilginç olan bir diğer bir şey var. Uzun zaman dedik Winston'ın kitabı olarak düşünüldü. Aslında Winston'la bağlantısı dolaylı olarak var. Çünkü Christian Eberhardo ile Winston arkadaşlar, birbirleriyle görüşüyorlar. Hatta Winston'ın kitabı 1721 burada, 20 burada. Şeyin kitabı, Eberhardo'nun kitabı bir yıl önce yayınlanıyor. Winston'ın kitabı bir yıl sonra. Fakat ben Cambridge'deyken baktığımda Newton'un özel bir kitaplığı var. Newton'a hediye edilen kitaplardan oluşan 1820'lerde ya da 1720'lerde veya 1719'larda Winston bir kitabının muhtemelen draft kopyasını Newton'a hediye etmiş. Dolayısıyla Winston'la şeyin arkadaşlığını düşünürseniz Christian Eberhardo'nun Winston'dan etkilendiği bana göre açık, hatta kanıtlanamaz bir şekilde ama acaba ondan aşırdı mı aşırmadı mı diye şeyler de var bilgileri. Ki Winston'ın kitap yazmasının nedeni de çok ilginç. Winston Newton'un arkadaşı, doğa filozofu bunlar. Dini yönü güçlü fakat dini açıdan İngiliz kilisesi, İngiliz nasıl diyelim kraliyetinin belirlediği mezheplerden birine sahip değil. Farklı bir mezhebe sahip ve bu mezhep biraz da bu Trinity denilen Hristiyan teolojisindeki üçlemeye karşı bir mezhep. Biraz üçlemenin olmadığını, Trinity'nin yani Allah, Hazreti İsa şeklinde bir üçlemenin olmadığını, Trinity'nin olmadığını iddia eden bir mezhep.
Bu nedenle Winston Cambridge'den atılıyor, kovuluyor ve atılmasına rağmen daha sonra işte bak mecliste çalışıyor, şeyler yapıyor. Nasıl diyelim, İngiliz hükümetiyle ilgili bir takım şeyleri var, projeleri var. Fakat İngiliz hükümeti bu dönemde biraz sömürgeci, biraz kolonyal düşünceyle yeni mekanlar, yeni coğrafyalar keşfetmek amacıyla enlem ve boylam belirlemeye destekler veriyor. Bugün TÜBİTAK'ın destekleri gibi destekler veriyor. Ki bu desteklerin içinde desteklerden yararlanmak için, çünkü işsiz, yararlanmak için Winston da başvuruyor ve manyetik eğimle biz boylam arasındaki enlem ve boylam arasındaki ilişkinin olduğunu biliyoruz. Ve bir eğim pusulasıyla buna yönelik pusula proje veriyor. Bu kitap da bunun ürünü ya da buna temel teşkil edecek bir şey. Ki demin dediğim gibi Eberhardo'yla da bir arkadaşlığı ya da bir bağlantısı var. Evet, demin söyledik, üç kitap var. Müteferrika'nın kitabının orijinal kaynağı olarak Winston'ın yazdığı kitap, Eberhardo'nun kitabı, Robert Donner. Fakat bugün biliyoruz ki Eberhardo'nun kitabı Harun Küçük Hoca'nın ortaya çıkardığı. Ki Eberhardo'nun kitabındaki şu pusulalara bakarsanız, bu pusulaları biraz aklınızda tutun, şunlarla hemen hemen aynı, birebir aynı. Fakat Türkçe çeviride daha ilginci şeyler yok. Nasıl diyelim, özel isimleri çıkarmış şey. Özel isimlerden bahsetmiyor. Gene Harun Hoca'nın söylediği önemli bir bilgi. Manyetik ölçümler ya da sapma açısına yönelik ölçümler Osmanlı coğrafyasında var. Tabii Türkler tarafından yok ama işte Kruger, Fournier, Cassales tarafından 1600, 1625, 1694'te var. Gautier tarafından 1820'de İstanbul, Marmara Adası, Çanakkale, 1824'te Sinop, Samsun'da, Fischer tarafından 1829'da İzmir'de, Rus subayları tarafından 1858'de var. Sapma açısı bayağı var. Birazdan listelerini de vereceğiz. Örneğin bunlar. Sapma açısının ne kadar olduğuna yönelik bizzati ölçüm bunlar. Yani şey olarak bunlar var. Türkler tarafından yapılmış ilk ölçü, ki ben jeofizinde başlangıcı olarak düşünüyorum bunu, Bebek'te yapılmış bir ölçü. 1800-1700'lerde İbrahim Metaferrika'nın bahsettiği bir ölçü. Salih Zeki'nin de böyle bir ölçüsünün olduğunu söylüyor ki sapma açısı 11,5 derece batı olarak, Salih Zeki tarafından da 3,5 derece doğu olarak ölçülüyor. Salih Zeki önemli bir insan. İlk bilim tarihçimiz olma dışında Rasathane Müdürlüğü yapmış. Onun dışında da Paris'te elektrik mühendisliği eğitimi almış. Yani manyetizma konusunda son derece hakim de bir insan. Tabii buraya kadar olan şeyler biraz bireysel çalışmalar. Bu bireysel çalışmaları biraz da Osmanlı içinde organize hale getiren şey, jeofizik açıdan, Rasathane-i Amire ya da İmparatorluk Rasathanesi. Kurulması 1868, 6 Haziran olarak gözüküyor. Fakat onun öncesinde uzun bir yazışma dönemi var. Roma, Viyana Rasathanesi ile ilgili yazışmalar var. İlk müdürü Kumbare Efendi. Kumbare Efendi Rum kökenli bir Osmanlı vatandaşı. Kumbare Efendi o dönemin rasathaneleriyle yazışıyor. Paris rasathanesiyle, diğer şeyle ve telgrafla hava olaylarının bir yerden bir yere iletilmesine yönelik bilgileri toplamak için bir rasathane kurulması. Ki uzun bir kuruluş şeyi var. Yani böyle 1868'de pat diye kurulmuyor. Onun öncesinde uzun yazışmalar, raporlar var. Dünya ile ilişkili şeyler var. Ki ikna etme süreci var Osmanlı diyelim devletini. Çünkü pusulanın savaşta meteorolojinin savaşta kullanımı gibi bir takım şeyler de var. Ve 1868'de kuruluyor. Ki
çeşitli istasyonları var. Meteorolojik amaçlı, Sünne, Köstence, Varna, Trabzon, Rodos, Çanakkale, Kavala, Selanik, Manastır, Velona, Avalonya, Beyrut, İzmir, Bağdat, Diyarbakır. Bunlardan veriler geliyor. Ve veriler belli bir süre sonra 69 itibarıyla kataloglanıyor. Bülten'de, Observatoire, Imperial Meteorologique de Constantinople bültenlerinde yayınlanıyor. İlk yer Pera'da düşünülüyor fakat tam yeri bilinmiyor. İstiklal Caddesi üzerinde özellikle tünele yakın bir yer burası. İlk meteorolojik olarak çalışmalar dışında manyetik olayları da veya sismolojik olayların da başlangıçta tartışıldığına yönelik bilgiler var. Hatta İbrahim Ethem Paşa tarafından yerçekim ivmesinin ölçüldüğüne yönelik Erdoğan Hoca tarafından verilen bir bilgi var. Fakat önemli bir şey oluyor. 10 Ağustos 1894'te İstanbul depremi oluyor. Ya da İstanbul depremi diyoruz ama tabii epicenter'ı tam nerede halen tartışılıyor jeolojik olarak. Deprem büyük bir hasar yaratıyor. Özellikle adalarda ve diğer şeylerde, surlarda. Ve öncelikle diyorlar ki biz bu deprem olayını anlayalım. Önce etkilerini anlayalım. Sonra bu etkilerini belirlemeye yönelik sismograf aleti sahip olalım. Gerekirse rasathanenin içinde böyle bir şube kuralım. Bu yönde çalışmalar var. Ki rasathane içinde müstakil bir daire olmasına hareketi arz dairesi deniyor. Ya da Türkçesiyle deprem diye çevrilebilir hareketi arzın. Aynı zamanda bir İngilizce çevirisi de jeodinamik şube. O dönemde jeodinamik terminolojik olarak daha doğru bir tabir. Jeodinamik tabiri de kullanılıyor bu rasathaneler bağlamında. Ki Ocak 95'te Abdülhamit saray mimarı Arancor, rasathaneden Emil Lacoim Beyler, rasathane müdürü Agamon deprem şubesi için getirilen Agamon önüne bir iki nasıl getirileceğini birazdan anlatacağız. Ve rasathane için bir deprem şubesi için bir bina oluşturmak için de çalışıyor ki bina yapılamıyor. Ki rasathane depremle ilişkili olarak öncelikle bir yazışma yapıyor. Bütün rasathane değil pardon Osmanlı hükümeti bütün elçiliklerine yazı gönderiyor. Avrupa'daki elçiliklerine yazı gönderiyor. Diyor ki biz bir alet alacağız, sismograf aleti alacağız. Bunu nereden alabiliriz? En iyisi nerededir gibi. İşte Viyana'dan diyelim Almanya'dan, Berlin'den cevaplar geliyor. Diyor ki bizde çok fazla deprem olmaz. İtalyanlarda çok deprem olur ve bu aleti en iyi yapanlar da onlardır. Bakıyorlar ki hakikaten İtalyanlar bu konuda iyi. Onun dışında da İngiltere'de Cambridge'den bir firma devreye giriyor. Ki İngilizlerin de bu dönemde depremle ilgili çalışmaları oldukça en azından teorisine ve alet donanma yönelik iyi. O var ve dolayısıyla bu yazışmalar sonucu diyorlar ki biz İtalya'dan alet alacağız, sismograf aleti. Aynı zamanda da bu aletin kullanmasını bilecek bizim bu şubede, deprem şubesinde ya da hareketi arz şubesinde, zelzele şubesinde bir birim oluşturacak, insanlar yetişecek bir insan. Ve Agamemnon'a bu anlamda davet ediliyor ve Türkiye'ye geliyor. Bir sene sanıyorum bir buçuk sene çalışıyor. Bir takım zorluklar nedeniyle tekrar geri dönüyor. Çok da yaşamıyor zaten. Yerine Salih Zeki geçiyor. Bir diğer şey Sultan Abdülhamit Dimitrios Egnitis'i İstanbul'a davet ediyor. Atina Rasathanesi müdürü. Hem sismolog hem de astronom yetkin bir insan. Kendisine bir vapur tahsis ediliyor. Bu vapurla bu depremin oluşturduğu etkileri gözlüyor ve çeşitli saha gözlemleri de var. Ve bir rapor hazırlıyor. Ki yanında Rasathane Müdürü Kumbare Efendi, Müdür Yardımcısı Emil Lacoim Bey ve Bahriye Subaylarından Vasıf Bey de var. Ki bir rapor hazırlıyor, bir şiddet haritası yapıyor. Bu raporun orijinali sanıyorum
şey de var, bizim arşivlerde var, Osmanlı arşivlerinde veya Yıldız arşivlerinde galiba. Raporun Fransızcası burada. Aynı zamanda ki hazırlayan kişi Dimitris Egenitis. Aynı zamanda bu rapor Fransızca olarak Annales de Géographie dergisinde de yayınlanıyor. Bu da önemli ki bu makaleyi internetten de görebiliyorsunuz. Demin dedik rasathane ilgili aletler geliyor, aletler şey oluyor, ısmarlanıyor. Çeşitli teklifler var hangi alete alınma yönelik. Bakın burada dört farklı teklif var. Dört farklı simometre var sipariş ettiği ya da teklif edilen. Alındı alınmadı, getirildi getirmedi onu birazdan gireceğiz ki 1, 2, 3 Palmieri simografi denilen İtalyan simografları, 4 de Ewing denilen daha çok İngiliz simografı ya da Cambridge menşeli şirketin teklifi. Ki Ürekli Hoca'nın yeni bir makalesi, Fatma Ürekli Hoca'nın yeni makalesinde Zelzeve Nüvis diye bir terimden bahsediyor. O dönemki gazetelerde, dergilerde var. Zelzeve Nüvis, Vakanüvis gibi vaka kaydeden, zelzele kaydeden anlamında güzel bir terim, hoş bir terim olmuş. Ve birkaç şekil var burada. Buradaki şekillere biraz bakmak lazım. Ki bu dönemde yine İlmi Arz Sadi'nin kitabının ikinci cildinde bir iki tane simograf şeyi var. Bu simograf şeyini ben Sadi'nin kitabında gördüğümde bir kopyasını paylaşmıştım Facebook'ta. Facebook'ta paylaştıktan sonra Rasathane'den Mustafa Aktar Hoca ki hakikaten sismoloji konusunda, jeofizik konusunda çok iyi uzmanlardan biri. Bir de tarihle de oldukça yoğun bir ilgisi var. Jeofizik tarihiyle, sismoloji tarihiyle. Ve şey dedi bana, çok ilginç, ben görmemiştim. Bu Sadi'nin kitabındaki aletin bir orijinali şeyde var dedi. Rasathane Müzesi'nde var dedi. Bunun dedi eskiden Agamben'in kullandığı simometre olduğu söyleniyordu dedi ki Muammer Dizer'in kitabında öyle yazılıymış. Fakat o olmadığını kesin biliyordum, biliyorum ben diyor. Bu diyor Saint-Benoît'daki bir hocanın yaptığı simometre olarak kitabı çıktı diyor. Belki bu kitapta şey vardır diyor. Şimdi halen şunu çözemedik. Yani bu aletlerden hangisi alındı? Yakın zamanlar ki demin dediğim bu Zelzeren Nüvislerden biri aleti olarak biri şeyden gördüm, uluslararası kitapta vardı. Bu Hörns simografı galiba Hoyte Fowle tarafından dizayn edilen bir simografmış bu. Daha önemli bir bilgi buldum gene bir simoloji tarihi kitabından, simoloji ile ilgili bir makaleden. Agamemnon'un sismografının resmi. Şimdi bu Agamemnon'un sismografı. Agamemnon deniyor ki Türkiye'ye geldiğinde sismoloji şubesi olmak üzere kendi sismografını da getirdi. Bu sismografa bir dikkat edin. Böyle fanuslu bir şey. Teklif edilen sismograflara bakalım. Bunlar. Fanuslu sismograf ne burada? Alttan birinci veya üçüncü sismograf. Muhtemelen Osmanlı'ya gelen sismograflar bu üçüncü tip sismograflar. Yani Agamemnon'un sismografı. Bu da önemli, güzel, hoş da bir bilgi oldu benim için, keşif oldu. Demin dediğim gibi Agamemnon belli bir sözleşmeyle geliyor, ailesini getiriyor, belli bir ücret ödenecek. Rasathane Amire Jeodinamik Şubesi ya da Arz Hareketi Arz Şubesi ki Kumbari'nin o dönemki rasathane ekibinde Emil Lacoim Beyler de var ki bu raporu hazırlamada da yardımcı olarak yer alıyor. Hatta rasathane binasının oluşturulmasına yönelik çalışmalar da var. Ki bu Emil Lacoim'in resmini kitapta görmüştüm. Salih Seki ile birlikte. Salih Seki o dönem şeyden sonra, Kumbari Efendi'den sonra Rasathane'nin müdürlüğünü yapan da bir insan. Demin dediğim gibi şeyler yapılıyor. Aletler
Agamemnon'a geliyor, çalışmalar yapıyor, yeni bir depremle ilgili bir bina yapılmasına yönelik çabalar var fakat bina yapılmıyor. Fakat daha ilginci, ben Nature'da yayınlanan bir makaleye yakaladım. Charles Davison o zamanlar İngiltere'nin önemli sismologlarından ya da jeofizikçilerinden biri. Ki Nature'da bir makale yayınlanıyor ve bizim Türkiye'deki Rasathane'yi övüyor. Agamemnon diye birinin Türkiye'ye davet edildiğini Osmanlı hükümeti tarafından ve bir deprem çalışmaları, deprem kayıtları almak üzere bir birim oluşturduğunu söylüyor. Ki bunun önemli olduğunu, çünkü bu sayede bizim doğuda oluşacak depremleri daha hassasiyetle belirleyeceğini söylüyor. Övgü dolu bir yazı, güzel bir yazı. Nature'da yayınlanmış bir yazı. Bu dönemde ki önemli yazılardan biri. Ki bu dönemde Rasathane ile ilgili veriler telgraflarla, aynı meteorolojik şeylerle raporlanıyor. Olmuşsa depremler, onun etkileri, makrosismik etkileri gözleniyor. Ki Rasathane 1900'lerin ilk başlarında 31 makası nedeniyle aletler tahrip edildiği söylenir ve yeni dönemin Maarif Naziri Emrullah Efendi Fatih Hoca'ya diyor ki artık Rasathane'ye yeni bir şekil ver. Ve o da bakıyor, İcadiye Tepesi denilen, o zamanlar bugünkü Kandil Rasathanesi'nin olduğu yer. Olduğu yere bir Rasathane'yi kuralım diyor. Hem tepe bir yer, gökyüzü gözlemlerini çok iyi yaparız. Ki ilk meteoroloji binası da burada ekranda. İlk fotoğraflardan biri bu. Ki bu bina halen duruyor. Biraz modern haliyle Rasathane'ye giderseniz görürsünüz. Ki Fatih Hoca'nın model aldığı şey Belçika'daki Okul Kraliyet Rasathanesi. Ben Kraliyet Rasathanesi'ne biraz baktım, Belçika'daki. İlk sismolojik ölçümler 1901'de başlanmış, 1906'da meteorolojik balonlarla şeyler, ölçümler başlamış. Yani model aldığı Rasathane hem astronomi hem jeofizik gözlemler yapıyor. Bu da önemli bir bilgi. Osmanlı coğrafyasında deprem algısına biraz bakarsak, daha önce değinmiştik. Solakzade'nin meşhur tarih kitabı var. Solakzade Mehmet Çelebi'nin. Burada 1509'daki Büyük İstanbul depreminde, şiddetli bir etki yaratan depremde, Solakzade'ye göre Padişah 2. Sultan Beyazıt Edirne Sarayı'nda Yüce Divan'ı toplayıp vezirlere hiddetli bir şekilde şu hitapta bulundu diyor. Bu zelzeleler zulüm ve fesatınızdan mazlumlar ahının sebep olduğu gazab-ı ilahidir dedi. Yani siz halka eziyet yapıyorsunuz, zulüm yapıyorsunuz. Bunu da Allah gördü, size ders verdi, gazap gönderdi diye bir açıklaması var. İlginç bir şey. Erzurumlu İbrahim Hakkı depremleri hem teolojik hem Aristotelesçi biçimde açıklıyor. Yani hem kaftan metaforu var, hem de biraz Aristovari, yer içindeki volkan, gaz sıkışması şeklinde açıklamaları da var. Bunun dışında Hoca İshak Efendi'nin Mecmua-i İlmi Riyaziye'de biraz kimya, biraz gazla ilişkili açıklaması var ki deprem bahsinde bunu gördük. Depremlerin açıklanma biçimi tarihsel seyir içinde Aristo'da şey olarak gözüküyor. Nasıl derler, rüzgar hareketi olarak gözüküyor. Bir süre sonra o rüzgar hareketi kimyaya dönüşüyor. Kimya, patlamalar, gazlar ve kimyasal süreçler, ki bu açıklama çok da şey değil. Ki Hoca İshak Efendi depremlerin yerin kendi hareketinden değil de dış hareketle kaynaklandığını, dış demeyelim de yer içindeki gazlarla kaynaklandığını söylüyor. Kimyasal bir sürece bağlıyor daha doğrusu. Bu dönem açısından çok yanlış da bir bilgi değil. Bugün kabul etmiyoruz ama bunun nedeni muhtemelen volkanlardan çıkan gazlar, yer içinde bir sıcaklık olduğunu, bir yanma olduğunu, yanmanın kükürt bir takım şeylerle oluştuğunu düşünülüyor ve bu nedenle bu patlamanın bir etki yarattığını
depremlere neden olduğunu söylüyor. Sistemoloji konusunda müstakil eserler de var ki bu eserlerde demin dediğim görüşlerin her üçü de ikisi de hakim çoğunlukla. Mesela diyelim Kaftan metaforu var. Tanrı'nın iradesi olarak bahsedenler var. Bunun dışında Aristo şeyleri de var. Ki Risale-i Zelzele'de Recep El Konstantini'nin yazdığı eserde yazar depremin dünyayı sırtında ya da boynuzda taşıdığı sanılan öküzün kılının kıpırdamasıyla oluştuğunu uzun uzun anlatıyor. İlk müstakil eser olmasına rağmen depremin şiddeti etkisi yıkılan binalar ölü sayısı gibi bilgiler vermiyor. Depremin meydana gelmesiyle ilgili halk arasında söylentiler açık etmek ve depremin meydana gelişi nedeniyle aşağıdaki bilgilere veriyor. Ki burada öküz metaforu burada var. Bir diğer örnek de mi dediğim gibi İbrahim Hakkı Erzurumlu'nun depremleri açıklama modeli var. Yer içinde sıkışan gazların ya da dumanın hareketi. Onun dışında da şey metaforu, kaftan metaforu burada da var. Ki Mecmua-i Ulum-i Riyaziye, şimdi bu kitap Koç Üniversitesi'nde. Osmanlılarda jeofizikle ilgili, fiziksel oşinografi ile ilgili Luigi Marsigli ya da Marsili'nin kitabı da var. Burada Marmara boğazların akıntı yönlerini keşfediyor ki bugün de geçerli. Yani akıntının kuzey güney yüzeyden diyelim kuzey güney derinden de tersi yönde aktığını söylüyor. Ki bugün de Karadeniz denizcilerinden bu bilgiyi kullandığı söylenir. Örneğin hiç yelken kullanmadan eski denizcilerin denizin derinliklerine bir ekipman veya bir şey koyarak o şey hareketinin su hareketiyle bedavadan gemileri sürdüğünü, gemileri diyemeyelim de denizcilik işlerini yaptığını söylerler. Ki biraz geoteknik, biraz jeofizik diyelim. Karterzaki de bu dönem davet ediliyor. Osmanlı dini Robert Kolej'de dersler veriyor. Ki onun meşhur konsolidasyon teorisiyle ilgili testlerini Türkiye'de yapıyor. Robert Kolej'de ki bu yayınlanan makalesinin orijinal şeyi burada, editöre mektup şeklinde. Ki Sarıyer killerini kullanıyor bu konsolidasyon teorisinde, yani oturma ile ilişkili, uzun süreli oturma ile ilişkili teoride. Hatta bu testleri ya da deneyleri yaparken çok basit ekipmanları da kullandığını söylüyor kendisi daha sonraki anılarında. Mesela çok ilginç diye ki şeyden bir tartı aldım diyor. Yemekhaneden bir tartı aldım diyor. Diyelim bir sigara paketiyle ilgili bir takım şeylerle, numunelerle ilişkili bir takım şeyler yaptım diyor. Ve daha sonra Harvard'a gidiyor. Harvard'da inşaat mühendisliği, Harvard'da MIT'de inşaat mühendisliği deyse mekaniği çalışıyor. Diyor ki ben bu deneyleri Amerika'da modern ekipmanlarla da yaptım. Aynı sonuçları buldum. Size tavsiyem diyor, orijinal bir fikriniz varsa bunun için çok basit ekipmanlarla da bu orijinal fikrinizi kontrol edebilirsiniz, test edebilirsiniz, yeni fikir açığa çıkartabilirsiniz. Ki bu bizim gibi diyelim alet problemi olan insanlar için de güzel bir tavsiye. Osmanlı İmparatorluğu'nda özellikle jeofizik yapmış insanlar var. Osmanlı coğrafyasında diyelim. Bunlardan biri Fon Abiş. Kafkasya, Transkafkasya, Doğu Anadolu bölgelerinde jeoloji amaçlı çalışmalar yapıyor. Aynı zamanda tektonik ve sismik instabilite yönelik süreçleri araştırıyor. Luis Agricola Bauer manyetik ölçümleri var bunun. Türkiye'nin coğrafyası içinde Turkish Empire diye geçiyor o dönem. 1904-1929 arası Washington Carnegie Enstitüsü de çalışıyor. Kendisi inşaat mühendisi kökenli fakat Alman, Amerika'ya gittiğinde jeofiziğe ilgi duyuyor, jeomatizma alanında. Ki Berlin Üniversitesi'nde de bir doktorası var. Ki Osmanlı coğrafyasında
kara manyetik gözlemleri yapıyor. Manyetik alanın çeşitli bileşenlerini ölçüyor, ekranda görüyorsunuz. Giovanna Gomolini'den bahsetmiştik. Roma Üniversitesi'nin fizik bölümünden mezun. Jeodinamik kürsüsünde asistan olarak çalışıyor ki jeodinamik terimi demin söyledik. Rasathane'nin jeodinamik grubunun ya da jeodinamik şubesinin ya da arz hareketi arz şubesinin kurulmasında etken oluyor. Türkiye'ye davet ediliyor. Türkiye'den sonra da daha sonra Roma'ya dönüyor. Roma'da Meteoroloji ve Jeofizik Merkez Ofisi'nde sismik servis müdürü olarak görev yapıyor. Kim Agamemnon'un Türkiye ile ilgili makaleleri var. Türkiye'de bulunduğu dönemde Aydın depremi oluyor. Aydın depreminin yayınım hızı ile ilgili bir makale, Fransızca bir makale. Belki ilk Türkiye ile ilgili ilk makalelerden biri depremle ilgili. Charles Davidson'ın gene Türkiye ile ilgili olmuş depremler, örneğin 1894 depreminin pulsasyonları ile ilgili bir makalesi var. Nature'da yayınlanan 1894'te. Eschenhagen yer manyetizması ve depremlerle ilgili bir makalesi var. Daha ilginç bir şey yakaladım. Burada 1894 depremiyle ilişkili bir kayıt. Bu manyetik bir kayıt mıdır, iz midir? İlginç bir şey. Almanca bir makale. Gene Rudolf Hitze'nin Wirtschaftsgeografie ve Kleinasien und Syrien isimli kitapları var. Bunun içinde meteoroloji ile ilgili, Osmanlı coğrafyasındaki meteorolojik kayıtlarla ilgili bilgiler de var. Gene Milberg'in çalışmaları var, manyetik denklasyonla ilişkili, ki kitabının başlığı bu. Görüyoruz. Nipolt'ün gene yer manyetizması ile ilgili çalışmaları var. Lipon Göttingen Üniversitesi'nde görevli manyetik gözlemevi, ki Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı coğrafyasında jeomanyetik ölçümler yapıyor. Ki çeşitli noktalarda Rumeli, Saravaniköy, Üsküdarpaşa, Bahçe, Yeniköy, Kurtçeşme'de ve Gelibolu'da manyetik bileşenleri ölçüyor. Bir diğer isim Piotr Çayşev. Asya Minör isimli kitabı ya da kitaplar serisi var. Bir bölümü meteoroloji ile ilgili, bir bölümü jeoloji ile ilgili kitapları. Wigmüsel'in gene Türkiye ile ilgili kitabı var. Trakya ile ilgili hem fizik hem coğrafya ile ilgili, hem meteoroloji hem coğrafya ile ilgili kitabı var. Singraves'in Türkiye depremleri ile ilgili Nature'da yayınlanmış bir makalesi var. George Walker'ın gene aynı şekilde bir makalesi var. Türkiye ile ilgili önemli bir insan Alman Profesör Ludwig Weichmann. Birinci Dünya Savaşı'nda Türklerin Almanlarla işbirliği sonucu geliyor ve Türkiye ile ilgili meteorolojik hem kurumsal anlamda hem ölçümler anlamında çalışmaları var. 1915'ten 1918'e kadar hava durumu servisi ya da tam Türkçesi nedir, tam böyle Osmanlıcası nedir bilmiyorum. Ve bunun aynı zamanda 22'de Luftdruck und Winde im östlichen Mittelmeergebiet isimli bir kitabı da var. Bu doçentlik tezi muhtemelen. Ki bu dönemde yayınlanmış kitaplar burada. Bir diğer kitap serisi de burada. Tabii bunlar artırılabilir, zamanla gelişecek kitaplar. Evet, biraz uzun oluyor ama Osmanlı coğrafyasını bitirip modern Türkiye'ye geldiğimizde biraz da modern Türkiye'deki jeofiziğe bakalım. Türkiye'de jeofizik eğitimiyle ilgili ilk çalışmalar Cumhuriyet'in ilk yıllarıyla birlikte görünmeye başlanıyor. Adında jeofizik olan ilk enstitü İstanbul Darülfünun'u 26-27 öğretim yılında fen şubesi içinde heyet, yani astronomi ve jeofizik olarak açılıyor. Enstitünün müdürü Fatin Gökmen. Fatin Gökmen aynı zamanda bu dönemde meteoroloji ve jeofizik isimli bir dersi gözüküyor. Fakat bu ders okutuldu mu okutulmadı mı, o yönde bir bilgi var. Enstitü içinde jeofizik kısmı içinde bir çalışma yapıldı mı yapılmadı mı belirsizlik arz ediyor. Bir diğer önemli şey,
Daha önce söylemiştik, Fatih Gökmen Kandilli Rasathanesi'ni kurarken iki anahtar terim üzerine inşa ediyordu rasathaneyi: astronomi ve jeofizik. Yani astronomi ve jeofizik aslında Fatih Gökmen'in kullandığı iki anahtar kelime. Bu anlamda da kendisinin İstanbul Darülfünun'da hoca olması ve aynı kavramları enstitüde kullanması önemli. Bu da Fatih Gökmen'in jeofiziğin farkında olduğunu gösteriyor. Bu da önemli bir bilgi. Jeofizik teriminin de belki de ilk kullanımı Türkiye'de. Ki daha önce aynı anlama gelen, daha önce veya aynı eş zamanlı olarak fiziki arzı terimi de var. Birazdan bahsedeceğiz. Emre Dölen Hoca çok iyi bir bilim tarihçilerimizden biri. Onunla konuşmalarımız sırasında 1827 yılında Fiziki Arzi isimli bir dersin müfredatta olduğunu söylüyor. Bu dersin teorik ve uygulamalı kapsama sahip olduğunu söylüyor. Mezunlar için bir diploma verilmiyor bu dersi almak için, fakat bir sertifika alıyorlar bu dersi aldığına dair. Ki Emre Hoca'dan bunun şeyini istemiştim, kapsamını istedim bu dersin. Hocam dedim, bunu yayınlasanız da iyi olur. Muhtemelen yayınlayacak hoca. Ki Fiziki Arzi dersinin 27'deki ders kapsamı burada. Aslında bu bir Alman jeofiziği. Yani denizler var, atmosfer fiziği var, yer içi fiziği var, yer içi elektriği, deprem, zelzeleler var gibi. Bu kapsam bugün bile bir jeofizik programında yok. Jeofizik teriminin Türkçedeki Latin harfleriyle Türkçedeki ilk görünümü 1929 Yeni Jeoloji isimli kitapta var. Ahmet Malik ve Ahmet Tevfik'in yazdığı. Kitabın içinde arzın merkezinin yapılışı isimli bölümde jeofizikten bahsediyor. Jeofizik ilminin tayin ettiği bazı usuller sayesinde arzın merkezi hakkında biraz malumat elde etmek kabil olmuştur gibi bir cümle var. Bu bulabildiğim kadarıyla jeofizik teriminin ilk kullanılışı. Tabii bundan sonra Cumhuriyet Gazetesi'nde de 1930'larda bir şey var, kullanım var. Cumhuriyet Gazetesi'nde 26 Haziran 1930'da. Bahane şu, görünme nedeni şu: bir İspanyol profesör geliyor. Bu aslında uluslararası bir jeofizik ve jeoloji kongresine katılacak. Ara geçiş olarak Türkiye'yi kullanıyor ve dolayısıyla onun haberi. Bunun dışında gene jeofizik terimi 1937'de resmi olarak Kandil Rasathanesi bir jeofizik, astronomi ve sismoloji müessesesi olarak kanun vaziyetini muhafaza edecektir diye bir yasa da var. Bu yasa Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kurulma yasası. Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuruluyor. Artık Rasathane'nin meteoroloji kısmı tamamen buna aktarılıyor. Geri kalan Kandil Rasathanesi'nin geri kalan kısmı, jeofizik ve astronomi kısmı da Kandil Rasathanesi'nde kalıyor. Bu ona yönelik bir bilgi. Bunun dışında dönemin kitaplarında Kürevi Heyet ve Geofizik isimli bir kitap gözüküyor. Ki Latin harfleriyle basılan ve adında jeofizik sözcüğü olan ilk kitap, kapakta geofizik, iç kapakta da jeofizik olarak geçiyor. Hamit Dilgan'ın yayınladığı bir kitap. Ki Hamit Dilgan matematikçi, fakat ben onu hep matematikçi bilirdim. Daha sonra biraz araştırınca, ki bizim İslam Ansiklopedi içinde bizim İslam Üniversitesi Bilim Tarihinden bir hocamızın yazdığı bir madde. Orada kendisinin aslında Fatih Gökmen'in asistanlığını yaptığını, rasathanede bir süre çalıştığını, rasathanede manyetizma ve sismoloji konularıyla ilgilendiğini, hatta daha da ilginci, birazdan açıklayacağım, İnoskon'un 1950'de kurduğu, 52'de kurduğu İTÜ Sismoloji Enstitüsü'nün ilk müdürlerinden de olduğunu öğrendim. Ve aynı zamanda Türk Jeofizik Derneği, Alman Milli Jeofizik Derneği üyeliklerinin de olduğunu öğrendim. Dolayısıyla bu kitap sadece ekranda gördüğünüz birinci cildi, ikinci cildi hiçbir zaman çıkmamış. Fakat ilk cildinde daha çok jeodezi konulara hakim ve genelde astronomi kitabı izlenimi uyanıyor başlangıcında, fakat biraz jeodeziyi bilenler, jeodezi kitabı, ki jeodezi jeofizin içinde bir yerde,
yerin şekli ve gravitanın bağlamında. Böyle bir kitap ikincisinin çıkmaması tabii kötü bir şey. Ki keşke meteoroloji ve keşke manyetizma ve simoloji kısmı da olsa kitabın. Ama Hamit Dilgan bu anlamda sadece matematikçi değil ki bilim tarihi ilgili çalışmaları da var Dilgan'ın. Aynı zamanda da Jost olarak kabul edebiliriz. Ki Ankara Üniversitesi'nde Ankara dolaylarında bir kitap gene bu dönemde 1937'lerde geofizik usulüyle yeraltı madenlerinin araştırılması Sait Ali Ankara tarafından yayınlanmış bir kitap. Gene Jost ile ilgili İstanbul Üniversitesi'nden Umumi Coğrafya kitabı içinde ilk cilt başlangıç ve geofizik notları diye. Bu da önemli bir kitap. 41'de yayınlanmış İbrahim Hakkı Akyol. Kendisi coğrafyacı olarak bilinir ama lisans eğitimi aldığı alan kimya ve fizik. Fiziğe de son derece hakim. Dolayısıyla fiziki coğrafya ve jeofizik oldukça iyi ve bence bu dönemde yazılan en iyi kitap bu. Jeofizik bölümü bu kitabın. Oldukça iyi. Dönemin şeylerini de tartışıyor. Ki bu dönemde yazılmış arazide yapılan temel zemin etütleri inşaat bağlamında Necati Acun Hoca'nın bir kitabı var. Bu dönemde yine 1950'lerde, 50'lerin sonunda Türkiye'ye davet edilen Paris Jeofizik Enstitüsü Müdürü, Paris Üniversitesi Öğretim Üyesi Jean Colomb'un yazdığı ve İhsan Özdağ tarafından Türkçe'ye çevrilen Arzın Fizik İncelemesi kısım bir kitabı var. Ki bu da gene kısım ikisi yok bu kitabın, sadece simoloji kitabı var. Ki bu kitabı ben incelediğimde Jean Colomb'un daha sonra yazdığı Physical Constitution of the Earth kitabının bir bölümü olduğunu gördüm. Çok ilginç. Yani bu kitap aslında muhtemelen Jean Colomb'un Fransızca bir kitabının Türkçe çevirisi, ders notlarının ve bu kitabı daha sonra Colomb İngilizce'ye de çeviriyor. Bu da Joubert'le birlikte yayınladığı kitabın İngilizcesini de görüyoruz. Ki William Hiller tarafından yayınlanmış bir kitap da bu dönem var. İTÜ tarafından Jeofizik'e giriş ve simoloji. Gene 1960'ların biraz başına kadar Tatbiki Jeofizik Kazım Ergin kitabı da 60'lara kadar olan en temel kitaplardan sayılır. Bugün Kazım Ergin'in Tatbiki Jeofizik kitabı halen de kullanılır. Modern versiyonlar uygulamalı Jeofizik olarak diğer edisyonlarında ismini değiştirdi. MTA'da gene 1930'larda yapılan bir Jeofizik çalışmalarından bahsediliyor. Bir MTA bülteninde, dergisinde var bir çalışma. Fizik kitabı içinde de gene bir Nusret Kürkçüoğlu ve Murat Üzdülek'in bir kitabı var. Fizik kitabı içinde bir bölüm. Çevirdikleri kitap John Sinn'in bir modern fizik kitabı. Ki gerek Nusret Kürkçüoğlu gerek Salih Özdilek, özellikle Murat Özdilek'in aynı zamanda o dönem kurulan Jeofizik Derneği'nde üyelerinden olduğunu da biliyoruz. Bunun dışında Jeofizik teriminin enstitüsel bağlamda biraz gelişmene bakarsak, heyet ve Jeofizik enstitüsü terim olarak var 1926-27 İstanbul Darülfünun'da. Fiziki arzi diye bir terim var. Jeofizik teriminin karşılığı 1926'da. Ders olarak harf teriminden sonra bazen heyet ve fiziki arzi rasathanesi de geçiyor. Daha sonra astronomi ve jeofizik rasathanesi olarak 1981'e YÖK yasasına göre kullanılıyor ki burada ilgili antet ekranda görüyorsunuz. Milli Eğitim Bakanlığı Astronomi ve Jeofizik İstanbul Kandil Rasathanesi şeklinde. Kurumsal anlamda, üniversite anlamında Fen Fakültesi Jeofizik Enstitüsü'nün gelişmesi önemli ki bu ilk enstitüsün muhtemelen devamı şeklinde. 1933 üniversite reformu oluyor. Fatih Gökmen Hoca üniversitede yer almıyor ve Fatih Gökmen'in muhtemelen jeofizik ile ilişkisi, astronomi ilişkisi biraz sekteye uğruyor. Ki 33 reformundan sonra gene jeofizik 1948 eğitim programında yer alıyor. Fakat fakülte kurulu 48 olmasına rağmen kuruluş biraz gecikiyor 1950'lere kadar, 53-54'e kadar. Ki bu dönemde Denel Fizik Kürsüsü'nden Fouché ve gene Denel Fizik Kürsüsü'nden Doçent İhsan Özdağ Hoca Jeofizik kurmak üzere görevlendiriliyor.
Fakat daha önce bu insanlar 1948 yılı içinde Göttingen Üniversitesi, ki dünyada jeofizik bölümünü ilk kuran üniversitedir 1901'lerde, 1900'lerde, Barthes Türkiye'ye davet ediliyor ve jeofizik lisans programı bu ünlü alim tarafından yapılıyor. Hakikaten alim terimini hak eden bir insan. Barthes, ki o dönemde jeofizik kürsüsünün adı bazen geofizik olarak da geçiyor. Muhtemelen Alman etkisi de diyebiliriz buna, ki bu mührü kitapların üzerinden ben fotoğrafını almıştım. Ki enstitünün yönetmeliği yer alıyor Milli Gazete'de ve ders programı da burada. Ki bu ders programına bakarsak, derslerin kapsamının da Alman ekolünün izlerini görmek mümkün. Yani jeofizi sadece solid earth değil, aynı zamanda ionosfer, hidroloji, oşinografi, medcezir, uygulamalı jeofizik, yer manyetik alanı, gravimetri, simoloji gibi temel derslerin olduğunu görüyoruz. Yani bugün bile bu ayarda ders programına sahip dünyada üniversite yok. Genelde dünyadaki jeofizik bölümleri daha çok şu an katı yer jeofizine yönelmiş durumda. Zaman zaman atmosfer fiziğine de giren ya da hidrosfer fiziğine de giren bölümler olmasına rağmen bu kapsamda bir şey hemen hemen yok gibi. Türkiye'de de yok aslında. Ki Bartels, bu insan davet ediliyor. Ki Bartels'in meşhur kitabı var, Chapman'la birlikte yazdığı Geomagnetism diye. İki ciltlik muazzam bir kitaptır. Ki bu kitap jeomatizma biliminin klasiklerinden de biridir. Ki ilk kadro Jeofizik Enstitüsü'nde Marcel Fouché tarafından bölüm başkanı İhsan Özdoğan, asistan Hüseyin Soysal, Almanya'da doktorasını yapmış Ali Yaramancı, ama çalışıyor, orada görevli. Bu görevlendirmeyle geliyor, görevlendirmeyle ders veriyor diyelim. Ki 54 yılında önemli bir şey oluyor. Paris Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü rektörü, aynı zamanda Institut Globe de Paris'in müdürü Jean Coulomb, bir yıl süreyle Türkiye'ye gelmeyi kabul ediyor. Enstitü müdürlüğünü kabul ediyor, ki Coulomb'un imzası burada, İhsan Özdağ'ın da imzası burada. Coulomb dünya jeofizinde de önemli bir insan, Fransız jeofizinde de önemli bir insan. Uluslararası Jeodezi Jeofizik Birliği'nin başkanlığını yapıyor daha sonraki dönemlerde. Gene Paris Bilimler Akademisi'nin de başkanlığını da yapan bir insan. Yani bilimsel açıdan çok önemli bir insan. Ki bu da bir kongreden alınmış Coulomb resmi. Çok önceden bulmuştum. Daha sonra internetle birlikte bu alttaki gerçek resmini de bulduk. Coulomb, Nicolette Chapman, Börtner, Belousov. Bunlar uluslararası jeofizik yılı nedeniyle 57-58'deki oluşturulan komitenin de üyeleri aynı zamanda. Ki Kulomb'a gelen bir mektup zarfı bulmuştum İstanbul Üniversitesi'nde, İstanbul Üniversitesi adına, ki geofizik de geçiyor burada da, ilginç. Ki ilk dönemde Jeofizik Enstitü Müdürlüğü'ne bayağı ciddi insanlar müdürlük de yapıyorlar. Mesela bunlardan Fouché dedik, genel fizikçi, Ali Yar matematikçi, fizikçi, vekaleten yapıyor. Coulomb müdürlük, Grenet ünlü jeofizikçi. Cahit Arif gene bir dönem enstitü müdürlüğünü yapıyor. 59'da İhsan Özdağ enstitü müdürü oluyor, ki uzun süre müdürlüğünü yapıyor. Dönemin enstitüsünde oldukça yoğun bir bilimsel aktivite de var. Dünyadan Fouchot, Coulomb, Grenet, Omoteri, Takir, Rosenbach, Wolf gibi jeodezi, sismoloji, gravimetri gibi alandaki insanlar da buraya geliyor, ki davet edilenlerden biri de Rikitaki, Japon jeofizik tarihinin en önemli insanlarından biri. Ki onun yayınladığı bir makaleyi görüyoruz ekranda, Journal of Geophysical Research'te. Dikkat ederseniz hocanın yazdığı alt başlık, Geophysical Institute, Istanbul University, Istanbul Turkey, Sismolojik Institute, Teknik Üniversite of Istanbul. Hatta bir kitabı vardı elektromanyetizma ile ilgili, Rikitaki hocanın. Şömizinde, özgeçmişinde İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde misafir öğretim üyeliği yaptığını da yazar. Bu anlamda buradaki görevini de önemser, ki demin söyledim, Rikitaki hakikaten Japon jeofizik tarihinin önemli insanlarından biri. Ki jeofizik tarihindir ve sadece Japon jeofizik tarihidir. Grenet bu dönemde gene enstitü müdürlüğü yapıyor.
Granter'ın antetli kağıda yazılmış bir yazısı. Chapman ve Bartels dedik. Bartels davet ediliyordu. Bartels'in kitabının bir kopyası bizim İnsan Nefesi kütüphanesinde, Joyce kütüphanesinde vardı. Şimdi taşınma sırasında doğrudan ulaşamıyorsunuz. Fakat ilginç olan Bartels'in kitabını kütüphaneye hediye eden kişinin Feza Gürsoy oluşu. Bu da Feza Gürsoy'un imzası. Bu da çok manidar bir şey, çok benim açımdan önemli bir şey ki Feza Gürsoy denir ki Türkiye'de Nobel'le aday gösterilen ilk insanlardan biri, Türkiye'li ya da Türk olarak ilk insanlardan biri. Ki bu dönemde yabancı pek çok insan davet ediliyor. Fakat aynı zamanda Türkiye'nin bütün imkanları da kullanıyor. Mesela Kazım Ergin o zamanlar Teknik Üniversitede uygulamalı jeofizik dersi veriyor. Mehmet Dizioğlu, MTA'da, Macit Erbudak Teknik Üniversitede, Ahmet Aksoy Teknik Üniversitede. Bunlar da belli dönemlerde özellikle Macit Erbudak'la Ahmet Aksoy jeodezide, Mehmet Dizioğlu uygulamalı jeofizikte, daha sonra da tabii Kazım Ergin'den sonra. Kazım Ergin de Amerika'da doktora yaptıktan sonra Türkiye'ye gelip Teknik Üniversitede İstanbul Üniversitesi'nde ders veriyor. Dünyadan da önemli insanlar geliyor. Chapman, Tellier, Wöhler, Kippenauer, Nagata, Rauber, Hammer, Kunetz, Krier. Bunlar hakikaten dünya jeofizinin de önemli insanları. Mesela bunlardan bir tanesini söyleyeyim. Chapman hakikaten jeomatizma konusunda dünya tarihine geçmiş bir insan. Bullen sismoloji konusunda çok iyi. Onun dışında Nagata kaya manyetizması konusunda oldukça iyi bir insan. İyonosfer fiziği konusunda Rauer ya da astrofizik bağlamında gene Kippenauer veya Kunetz uygulamalı jeofizik konusunda çok iyi. Krier ki ben kendisiyle tanışma olanağını bulmuştum. Hatta bir fotoğrafımız da vardır. Bu grup fotoğrafı içinde. Önemli jeomatizmacılardan biri. Bu aslında, bu insanlar aslında jeofizik kürsüsünün bilimsel kapsamını da çizen insanlar. Ya da bakış açısını da çizen insanlar. 68'de önemli bir olay oluyor. Tatbiki jeofizik kürsüsü kuruluyor. Ya da uygulamalı jeofizik kürsüsü ki uygulamalı jeofizik kürsüsüne Mehmet Dizioğlu Hoca atanıyor. Ki Mehmet Dizioğlu'nun atanma yazısını ben buldum resmi gazetede. O zamanlar ilginç bir şey. Bütün profesör atamalarının bilgileri resmi gazetede yer alıyor. İşte İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Tatbiki Jeofizik Kürsüsü'ne açık bulunan bilmem ne kürsüsüne Mehmet Dizioğlu atanmıştır. Şu kadarlara aylıkla diye belirtiyorlar. 69'da ilk jeofizik mühendisliği, yüksek mühendislik diploması ihdas ediliyor, kuruluyor. Ki bunun da kaynağını buldum 69-23 Eylül'de. Fen Fakültesi yönetmeliği içinde Fen Fakültesi'nde öğretim alanları tanımlanırken jeofizik yüksek mühendisliği diye bir şey var. Bölüm var, 3 numara. Bu da farklı kaynaklardan bulduğumuz 69'daki ilk jeofizik mühendisliği diplomasını teyit ediyor. Ki burada önemli bir fotoğraf var. Bu fotoğrafta çok ünlü bilim adamları var. Hiller var. Hiller kim derseniz burada Hiller şu kitabı yazan insan William Hiller ki bu arada şeyi de geçmeyelim Hiller demişken şeyi de geçmeyelim. Kitabı Türkçe'ye Fahrettin Ardan çeviriyor. Kendisi inşaat mühendisi kökenli. Ki Sismoloji Enstitüsü İTÜ'de jeofizik ve inşaatın ortak bir alanı gibi enstitü olarak kuruluyor. Evet dedik bu fotoğrafta Hiller var, Roti var, İhsan Özdoğan var. İhsan Özdoğan muhtemelen şu hocamız. Arka sırada çok önemli bir jeofizikçi var. Çok önemli bir jeofizikçi var. Jeffries. Harold Jeffrey, Cambridge Üniversitesi'nden neredeyse o dönem, bir dönem, o dönem demeyelim, bir dönem jeofizin Newton'u gibi bir insan. Ki levotektoniğe karşı olması biraz imajını sarsıyor ama onun yazdığı The Earth isimli kitap hakikaten şu an jeofizin klasiklerinden kitaptır. Levotektoniği konusundaki tedirginliği ya da yaklaşımları kısmen doğru olmakla birlikte ki o levotektoniğini süren motive gücün ana dominant gücün
yerin dönmesinden oluşan gravitasyondan olmadığını ispatlamıştı ki doğrudur. Fakat başka bir motivasyon gücü yerin içinden kaynaklanan ki Holmes onu buldu ve levitasyon o şekilde ilerledi ama kötü etkisi nedeniyle de uzun süre levitasyonine jeologlar biraz soğuk baktı 1930'lara kadar. Ki bu anlamda da Harold Jeffrey hakikaten önemli bir insan. Ki bu Harold Jeffrey ki levitasyonun da önemli insanlardan biri Mackenzie'dir. Mackenzie de Cambridge'den mezun. Cambridge'de levitasyona önemli katkı sağlamış bir insan. Onun hocası gene ünlü bir jeofizikçi. Ben Mackenzie hocaya sormuştum. Dedim siz hiç Jeffrey'inizle tartışmadınız mı? Jeffrey aynı enstitüdesiniz, aynı bölümdesiniz. Siz levitasyonun kuramını savunuyorsunuz fakat Jeffrey biraz soğuk bakıyor da savunmuyor. O biraz şey dedi, biraz böyle alaycı bir terimle o biraz aptaldı dedi. Yani farklı şeylerden etkileniyordu dedi. Bayağı bir gömdü amiyane tabirle diyelim. Umumi jeofizik ve tatbik jeofizik kürsüleri birleştiriliyor ve 76'da jeofizik bölümünü oluşturuyor. Daha sonra Yer Bilimleri Fakültesi kuruluyor. Çok kısa süre Yer Bilimleri Fakültesi kuruluyor. Daha sonra Yer Bilimleri Fakültesi 81'de YÖKES Sıra Ülke Mühendisliği Fakültesi'ne düşüyor. Bugün 2018'de de İstanbul Üniversitesi'nden ikiye bölünmesi nedeniyle İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa kuruluyor. Cerrahpaşa için de jeofizik devam ediyor. Ki bugünkü bölümümüz burada görüyoruz. En yeni hali belki birkaç asistan eksiktir. Emekli olmuş hocalar da var. Örneğin Naci hocamız yakın zamanlarda vefat etti. Allah rahmet eylesin. İbrahim hocamız, Niyazi Baydemir hocamız, Zuhal Düzgün hocamız, Yıldız Altınok hocamız halen yaşıyorlar. Allah çok uzun ömürler versin. Diğer kadro da ekranda görüyorsunuz. Ki Teknik Üniversite'ye bakalım. 51'de Sismoloji Enstitüsü kuruluyor. 74'te Jeofizik Mühendisi eğitimine başlıyor, lisans eğitimine. Ki bu Sismoloji Enstitüsü'nün yönetmeliği, yönetmelikte deniyor ki amaç burada sismolog yetiştirmek, sismoloji, tektonik ve jeofizik alanlarında eğitim öğretim yapmak. Yani buradaki eğitimden kasıt yüksek lisans ve doktora düzeyinde bir eğitim. Yani lisans eğitimi değil. 74'te kurulan Teknik Üniversitesi'ndeki jeofizik mühendisliği eğitimi lisans eğitimi. Ki burada Kazım Ergin hocanın katkıları var. Çok önemli katkıları. Bir diğer önemli katkı Nezih Canites katkısı. Nezih Canites benim jeofizikte idollerimden biridir. Çok iyi bir jeofizikçiydi. Jeofizin her alanıyla ilişkiliydi. Matematiksel zekası, matematiksel, fiziksel ve onları jeolojiyle birlikte değerlendirme yönünde muhteşem bir zekası vardı. Ki Kazım Ergin de gene İstanbul Üniversitesi'nde matematik okumuş. Daha sonra Almanya'ya maden mühendisliği eğitim için gönderilmiş. Daha sonra savaş nedeniyle geri gelmek zorunda kalmış. Tekrar Amerika'ya gittiğinde Amerika'da da gene Alman ekolünden jeofiziğin kurucu babaları diyeyim ben. Babalarından biri Gutenberg'in. Ben o Gutenberg'in öğrencisi olmuş. Hatta Charles Richter'in de arkadaşı olmuş bir insan. Hazırladığı tez de oldukça önemli bir tez. Ki klasik jeofizik kitaplarına Garland'ın yazdığı jeofiziğe giriş kitabında da atıf da almış yeriçi fiziği ile ilgili özellikle çekirdek fiziği ile ilgili önemli kitaplardan biri. Türkiye'ye döndükten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'ne geliyor. Daha sonra jeofizik bölümünü kuruyor ve aynı zamanda İTÜ Rektörlüğü TÜBİTAK Başkanlığı da yapmışlığı var Kazım Hoca'nın. Fakat Nezih Canites ile ilgili ilginç bir hikayesi var. Nezih Canites İstanbul Üniversitesi'nde okuyor dönem. Muhtemelen Kazım Ergin de uygulamalı jeofizik dersine geliyor. Fakat bir öğrenci var Kazım Ergin'in derslerine giren. Derslere giriyor, girmiyor fakat sürekli 4 üzerinden 4 alıyor. Derslere girmiyor, sürekli 4 üzerinden 4 alıyor. Merak ediyor, bir gün çağırıyor. Diyor ki neden diyor derse girmiyorsun diyor. O da diyor ki ya diyor ben diyor maddi durumum çok iyi değil. Taksicilik yapıyorum ya da şey yapıyorum. Ek işler yapıyorum o yüzden giremiyorum. Ama 4 üzerinden 4 olması bu matematiksel zekası ilgisini çekiyor. Daha sonra Teknik Üniversitesi'ne davet ediyor. Ve Teknik Üniversitesi'nde kendi yanında doktora yapıyor. Ki jeofizin gelişimine de Nezih Hoca
muhteşem katkılar yapıyor. Dediğim gibi 20. yüzyılda Jovsi'nin yetiştirdiği en iyi Jovsi'lerden biri. Belki de en iyilerinden biri. En iyileri. O dönemde 74, 79, 81, 82, 85, 99 ve 2001'de Jovsi bölümleri açılıyor. Bazıları sadece yüksek lisans amaçlı. Özellikle Boğaziçi Üniversitesi Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ayrılıp YÖK'e devredilip Kandil Rasathanesi Milli Eğitim Bakanlığı'ndan kopartılıp Boğaziçi Üniversitesi'ne bağlanıyor. Boğaziçi Üniversitesi'nin bir yüksek lisans enstitüsü haline getiriliyor. Burada da Jovsi Kanabilim Dalı ihdas ediliyor, kuruluyor. Diğerleri de lisans bölümleri. Modern kurumlara bakarsak MTA 35 yılında kurulan bir yasayla kuruluyor. 38'de ilk jeofizik ölçümler yapılıyor MTA'da. Önemli ki amaç başlangıcında MTA'nın petrol aramalarına da yönelik çalışmalar yapmak. Fakat daha sonra petrol aramaları 54 ile birlikte TEPA'ya devrediliyor ki hidrokarbon aramalarında petrol ve doğalgazda bugün de oldukça yoğun en yüksek teknolojiyi kullanacak şekilde yapılanıyor. Ki bugün sadece karalarda değil denizlerimizde de özellikle deniz jeofizine yönelik Fatih gemisi ya da sondaj gemilerimiz, jeofizik ve jeolojik gemilerimiz çalışmalarına devam ediyor ve en yeni bilgi de buradan geliyor ve buradan mezun olan veya burada çalışan insanlar çok kolay dünyadaki eşdeğer jeofizik uluslararası maden şirketlerinde de çok rahat çalışabiliyorlar. Emeklilik sıralarında da yapabiliyorlar bunları. Devlet Suçları bünyesinde Jeofizik Etüt Dairesi kuruluyor. 1965 yılında Şam'a onaylanıyor ve özellikle su aramalarında oldukça yoğun olarak çalışan bir kurumumuz. Gerek yeraltı suyu, gerekse de su yapıları konusunda. Afet İşleri Genel Müdürlüğü başlangıçta Bayındık ve İskan Bakanlığı'na bağlı olarak kuruluyor. Daha sonra bunun içinde bir afet araştırma enstitüsü, bunun altında bir deprem araştırma enstitüsü var. Daha sonra deprem araştırma daire başkanlığına dönüşüyor. Fakat modern dönemde de Afet İşleri Genel Müdürlüğü başka bir bakanlığa, İçişleri Bakanlığı'na devredilip Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na dönüşüyor. Bunun içinde de bir deprem birimi var. Daha çok teorik demeyelim, deprem bölgeleri haritaları oluşturması anlamında çalışmaları var. Enerji Tabi Kaynaklar Bakanlığı var, Elektrik İşleri Etüt Dairesi'ne dair bağlı. Özellikle barajlara yönelik mühendislik jeofizik çalışmalara yönelik çalışmalar 65 yılından beri başlıyor. İller Bankası şimdi özelleştirildi galiba. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı'nda Jeofizik Etüt Grubu var. 77 yılına tarihlenen. Etibank kuruluyor 1970'te sadece metalik madenlere yönelik. Daha sonra bu da özelleştiriliyor. Demin söyledik jeofizikle ilgili özellikle deprem planlama kentleme ilişkisi acil durum ve afet yönetimi içinde bir grup var. Bunlar deprem çalışıyor, sismoloji ağırlıklı. Bir diğer grupta Çevre Şehircilik Bakanlığı içindeki Yer Bilimsel Etüt Daire Başkanlığı. Bunlar da imar planını esas teşkil edecek. Jeolojik, jeofizik, jeoteknik etütler, mikrobölgeleme etütleri bunların kontrolüyle ilgileniyorlar. Burada da ciddi bir grup oldukça iyi çalışıyorlar ve bunlar özellikle mikrobölgeleme, imara esas jeofizik, jeolojik etütlere yönelik standartları da hazırladılar. Modern dönemde en iyi çalışan, özellikle kentleşme planlama yönelik en iyi çalışan kurumlardan biri de bu. Askeri kurumlarda iki kurum ön plana çıkıyor. Seyir Hidrografi ve Oşnografi Dairesi bugün Çubuklu'da, İstanbul'da. Jeofizik mühendisleri özellikle deniz jeofizi üzerine çalışıyorlar. Fiziksel oşnografi üzerine çalışıyorlar. Bunun dışında da Ankara'da Harita Genel Komutanlığı var. Harita Genel Komutanlığı içinde bir manyetik rasathane çalışmaları var. Son durumunu çok fazla bilmiyorum fakat manyetik kayıtlar, manyetik elemanları ölçtüğüne yönelik bilgiler de var. Bilimsel üretime baktığımda Jeofizik'te Science Citation Index'te oldukça yoğun bir faaliyet var. 1980-2009 arasında derlemiştim. En çok yayın simolojide gözüküyor.
Siyal oşinografi, atmosfer fiziği, sismik çeşitli yöntemler de var. Türkiye Bilimsel Yayın Göstergeleri için de bir kitap çıktı Akıllı ve diğerleri tarafından 2009'da. Bu temel bilimleri incelemiş. Temel bilimleri tasnif ediyor tabii. Jeofizik, jeokimya alanı temel bilimler içinde ilk 20 sıranın üzerinde 18 sırada yer alan tek bilim. Yer bilimleri ve mühendislik kapsamında 8 alt bilim alana dayanan atıf sayıları bunlar. Jeofizik ve jeokimya yayın sayısı en çok, atıf sayısı ve etki değeri en çok, impact faktörü en çok grubu oluşturuyor. Onun dışında jeoloji, limnoloji, mineraloji, oşinografi, paleontoloji, mühendislik jeolojisi gibi alanlar devam ediyor veya atmosferik bilimler devam ediyor. Özel sektör jeofizik ilişkisi 60'lara uzansa da sistematik olarak 80'lerden sonra özel jeofizik ve jeoloji şirketlerinde belirgin bir artış var. 2018 verilerine göre Jeofizik Mühendisler Odası'na ve Jeoloji Mühendisler Odası'na kayıtlı 2000 üzerinde özel jeofizik ve jeoloji şirketi var. Bunlar ekonomik amaçlı olarak su arıyorlar, zemin etütleri yapıyorlar, çevre sorunlarıyla ilişkili problemlerle, deprem riskleri, maden ve endüstri hammadde, doğalgaz, petrol aramaları üzerine çalışıyorlar. Başlangıçta TEOPA sadece doğalgaz aramalarında dominant kurumken bugün artık yerli petrol arama şirketlerimiz de var. Bu özellikle TEOPA'dan ayrılan arkadaşlarımız, jeofizikçi arkadaşlarımızın kurduğu oldukça yoğun hem yurt içi hem de yurt dışında hem danışmanlık hem hizmet veren şirketler var. Mesleki örgütlemeye bakarsak 56 yılında Jeofizik Derneği, 61'de Türk Jeofizikler Birliği, son olarak da 2002'de Jeofizik Kurumu kuruluyor. Bunlar NGO dediğimiz sivil toplum örgütleri. Hukuki bir etkileri yok, yasal bir yetkileri yok, sadece sivil toplum örgütü. Onun dışında meslek örgütü olarak anayasaya bağlı yasal meslek örgütü olarak Dumov Jeofizik Mühendisler Odası 86'da Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği'ne bağlı olarak kuruluyor. O da 1961'de kurulan Jeofizik Birliği'nin bilimsel ve teknik bir birikimini üzerine alınıyor. Jeofizikçiler 86'dan önce jeofizik mühendisliği ki dedik 1968'de jeofizik diploması verilmeye başladı. 86'ya kadar jeofizik mühendisleri yasal olarak maden mühendisliği içinde yer alıyorlar. Maden mühendisliği bizim jeofizikçilere bir yuva oluşturuyor kendinde. 86'da bağımsız bir oda kuruluyor dediğim gibi. Ama bu oda aynı zamanda da bu yukarıdaki derneklerin bütün bilimsel ve teknik birikimini de devamı kabul ediliyor ve sahibi kabul ediliyor ki Jeofizik Derneği, Jeofizik dergilerini çıkaran bir dernek. Aynı zamanda Jeofizik Mühendisliği Odası kurulduktan sonra da Jeofizik Derneği, Jeofizik Dergisi çıkıyor periyodik olarak. Bugün Türkçe'de en yoğun jeofizik yayın kitapların yayınlandığı kurum Jeofizik Mühendisliği Odası. Aynı zamanda Jeofizik Mühendisliği Odası Jeofizik mühendislerinin, tırnak içinde jeofizik mühendislerinin hukuki haklarını da savunan bir insan ki özellikle petrol aramacılığında, çevre sorunlarında, özellikle zemin etütlerinde jeofizik mühendislerinin yer alması için, yönetmeliklere, yasalara geçmesi için çabaları var. Aynı zamanda da belli periyotlarda jeofizik kongreleri düzenliyor, 2 senelik periyotlarda. Bilim politikaları açısından bakarsak 83-2003 yılları arasında çeşitli jeofizik yöntemlere atıflar var. Fakat 83-2003'te en son desteklenecek bilim alanları. Bu biraz tuhaf. Jeofizik, sismoloji, oşinografi, meteoroloji, jeodezi olarak. Bu da bizim temel bilimlere gösterdiğimiz önemsizliğin bir göstergesi aslında. Evet, burada son olarak bir slide göstereyim ve son bir bu bölümün bu dersinde son dersi bir sinopsis olsun. Ki bu Leva tektoniğinde Emil Argan'ın meşhur lafıdır. La géologie qu'est une science du passé, le futur qu'est la géophysique. Yani jeoloji geçmişin bilimidir, gelecek jeofizittir gibi ki bunu ilk bana görmemi sağlayan Celal Şengör Hoca'dır. Lava Tektoniği kitabı içindeki Lava Tektoniği tarihini anlattığı bir bölümün son cümlesidir bu Türkçesi. Fransızcasını da vermiştir. Daha sonra ben bu sözün orijinal kaynağını biraz araştırmaya çalıştım. Ki Lava Tektoniği ile ilgili
İngilizce Celal Hoca'nın ekranda gördüğünüz makalesinde de var. İngilizcesi Geology is the Science of Past, the Future is Geophysics. Talman'dan bahsediyor. Talman, Emil Arga'nın Hatıralar isimli bir makalesi ya da bir sunusu var. O Proceeding of Geological Society Amerika'da 43'te yayınlanıyor. Buradan bir alıntı. Evet, jeofizik aslında gelecektir. Jeofizik görece daha genç bilim olmasına karşın çok hızlı bir gelişme süreci içine girmiş. Bir gelişme süreci geçirmiş ve halen de geçirmektedir. Yerkürenin fiziksel özelliklerine, yerkürenin yapı ve dinamiğine ya da yerkürenin fiziğine merak insanoğlu var oldukça hep sürecek. Fakat jeofiziksel bilginin insanlığın ekonomik ihtiyaçlarına yönelik kullanımı bağlamında, yani jeofizik mühendisliği bağlamında kullanımı gelişmiş ülkeleri istisna tutarsak pek çok ülke jeofiziğin gelişmesini yakından izleyememiş, gelişmiş teknolojik olanaklardan gecikmeli olarak yararlanmış ya da hemen hemen hiç yararlanamamıştır. Bu da aslında jeofiziğin insanlığa hizmet bağlamında katkılarının süreceğinin önemli bir göstergesidir. Dolayısıyla jeofizik gelecektir derken bir parça bu bağlamda da insan, toplum, ekonomi ilişkisi bağlamında da jeofiziği düşünmek gerekir.